Öncelikle hoş geldiniz. Biraz da topluluğumuzdan bahsetmek istiyorum. Mesleğimizde kendimizi geliştirmemiz ve mesleğimizi daha iyi yerlere taşıyabilmemiz adına birbirimize destek çıkabilmemiz oldukça kıymetli. Bizler de bu amaç doğrultusunda kurulmuş beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için gönüllü bir topluluğuz. Genel ve interaktif olmak üzere iki çeşit etkinliğimiz mevcut. Genel etkinliklerimiz çarşamba ve pazar günleri kıymetli hocalarımızın katıldığı etkinliklerimizdir. İnteraktif eğitimlerimizden de biraz bahsetmek istiyorum. Online araştırma ve sunum etkinliği, vaka çözüm etkinliği, ilaç saplement etkinliği ve literatür tarama etkinliği gibi etkinliklerimiz mevcuttur. Sizlerin desteği, bizlerin motive olması ve daha fazla büyüyebilmemiz adına oldukça kıymetli. Bu yüzden bizi Telegram grubumuzdan, YouTube sayfamızdan, Spotify sayfamızdan, web sitemizden, Twitter'ımızdan, Instagram'ımızdan e, ve geri kalan e, sosyal medyalarımızdan takip edebilirsiniz. İsterseniz sizi tanıyalım. E, kısaca kendimden bahsedeyim. E, ben 2019 Marmara Beslenme ve Diyetetik mezunuyum. E, mezun olduktan sonra yüksek lisans çok çok istediğim bir şeydi. Aslında daha önce sizinle de e, diyetisyen Ece hatta moderatör olmuştu. Soru cevap şeklinde bir röportaj yapmıştık. E, buna yaklaşık... Yaklaşık bir sene önce sanırım, o soru cevap şeklindeki e, etkinliğimizde de aslında hani neden yüksek lisans seçtim, neden e, bu alanı seçtim gibi şeyleri cevaplamıştım. Şu an yarım dönem sonra, yani Ocak girişliyim ben, e, yarım dönem sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda beslenme yüksek lisansına başladım. E, yüksek lisansa başladığımda aslında daha sonrasında bir pandemi olduğu için okula 2-3 ay derse Gittikten sonrasında birazcık online'a dönüş oldu. Aslında Celal Paşa'nın sistemi şu şekilde zaten beslenme alanında iki tane yüksek lisans yapabiliyorsunuz. Biri çocuk beslenme çocuk ana bilim dalında diğeri de iç hastalıkları ana bilim dalında. Buradaki yüksek lisansınızda aslında sizin ders almanız dışında oradaki hastalara da beslenme danışmanlığı vermeniz bekleniyor. Yani orada obezite ve diyabet polikliniğinde haftanın bir günü, iki günü, bazen üç günü sabahtan akşama kadar hasta bakmanız, oradaki hastaların işte klinikteki hastaların beslenme takibini yapmanız, iki haftada bir olan konseylere katılıp buradaki hastaları değerlendirmeniz ya o ekibin içerisinde olmanız bekleniyor. Ben de çoğu zaman gittim aynı zamanda çalıştığım için e, hocalarımla ya da pandemi sebebiyle işte bazı durumlarda gidemedim gittim derken e, iki buçuk yılın sonunda yüksek lisansımı tamamladım. Zaten yaklaşık üç ay oluyor ben de tamamlayalım. E, şu anda aslında iç hastalıkları dediğimiz ana bilim dalına baktığınızda iç hastalıklar sadece bir kalp hastalığı ya da böbrek hastalığı da değil. En büyük iç hastalıklarından biri gerçekten obezitedir. Obezitenin çok fazla dış görünüş e, olarak yorumlanması değil bir hastalık olarak metabolik bir kusur olarak tanımlanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten biz de daha çok Cerrahpaşa'da özellikle obeste ve diyabet hastalarının e, takibini yapıyorduk. Çünkü gerçekten Türkiye'de, dünyada artık %30'u aşan seviyede obeste e, hastalığı mevcut bireylerde. O sebeple daha çok bu hastalıklar üzerine çalışıyorduk. Ee, yüksek lisansımı da obezite üzerine yaparken eş zamanlı olarak bu alanda çalışma fırsatı bulduğum için de çok çok mutluyum. Şu an bir bariyatrik cerrahi diyetisyeni olarak çalışıyorum ben. Üç yıl olacak neredeyse ve bu kadar kısa sürede çok çok fazla hasta takibi yaptım. Gerçekten çok sayılar veya rakamlarla bir şeyler kanıtlamak istemiyorum ama gerçekten ciddi bir seviyede hasta takibi yaptım ve hala da yapmaya devam ediyorum. o yüzden de hasta tecrübelerimle şu an hani soru cevap şeklinde de aktarabilirsem size faydalı olabilirse çok çok sevinirim. Ee, öncelikle obezite nedir? Bununla başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten obezitenin ne olduğunu bilmeden de bu alanda çalışmak çok çok mümkün değil. Ee, obezite gerçekten tüm toplumlarda yaygın görülen bir sağlık problemidir ve küresel bir epidemi halini almaktadır. Yani daha önce de bahsettiğim gibi bunu çok fazla bir dış görünüş, bir estetik problem olarak değil metabolik bir kusur, kusur olarak kabul edebilirsek hastalarımıza da o şekilde yardımcı olabiliriz. Ee, o beslenen aslında sıkıntı Eşlik eden hastalıklara sebep olması yani fazla kilonun fazla yağının, e, hastalıklara sebep açtığını zaten hepimiz biliyoruz eşlik eden birçok hastalık var diyabet e, kardiyovasküler hastalıklar tansiyon gibi bu sebeple aslında hastamızı e, eğer hastalığı varsa bunun e, tedavisi amaçlı hastalığı yoksa da bunu önlemek amaçlı mutlaka fazla yağ dokusundan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Böylece e, ileride olacak problemlerinde de önüne geçebiliyoruz. Zaten Monika çalışmasını bilenler bilir. E, bu çok 12 yıl süren bir çalışmanın sonucuyla 10 yılda %10 ile 30 arasında e, bir artış oldu. Zaten gözlenmiş obezite prevalansında, yani görülme sıklığında. Türkiye'deki oranlara baktığımızda bu oranlar tabii yenilendi ama TBSA ye verilerine göre yüzde %30 %30.3 artık 31-32'ye çıktı maalesef. Hu 2016 verilerine göre de yüzde %29.5 bir obezite oranı mevcut. Yani aslında her üç kişiden e, biri obeste ile uğraşıyor, obeste ile savaşıyor şeklinde de yorumlayabiliriz. Peki bariyatrik cerrahi nedir, ne değildir? Aslında bir bariyatrik cerrahi diyetisyeni olarak çok fazla soru alıyorum. Yani bariyatrik cerrahi destekliyor musunuz? Hastalar ya da danışanlar kilo kiloyu e, diyet yaparak ya da egzersizle veremez mi? Neden ameliyata yönlendiriyoruz gibi. Aslında burada biz hiç kimse hiçbir yere yönlendirmiyoruz. Kesinlikle bireysel karar veriyoruz. Burada hasta için o ekip e, cerrah, ya da işte endokrinolog bunu uygun gördüyse siz burada diyetisyen olarak aslında hastaya yol arkadaşı oluyorsunuz. Yani hastaya e, diyetle veririz bu kiloyu demek çok çok mümkün olmuyor. Ya obez 30 kilo verip diyetle 60 kilo veren insanlar yok mu? Var. Ama burada bireysel yaklaştığımız için kim için hangi prosedür uygun bunu aslında ekip olarak karar vermek gerekiyor. Yani diyet ve egzersiz yeterli görülmediğinde Obestetik açısında e, bariyatrik cerrahi tercih edilebilir. Bu da zaten kılavuzlarda olan bir durum. Bariyatrik cerrahi aslında çok çok fazla e, ameliyat ve süreç içeren şeyler. Ee, Bunu nasıl karar veriliyor Türkiye'de? 18-65 yaş aralığında olan bireylerin beden kitle indeksi 40'ın üzerinde ise ya da 35 ile 40 arası e, ekstra olarak yanlış bir hastalığı varsa ameliyata uygun olarak değerlendiriliyor. Fakat 18 yaşının altında biri e, ameliyat olamıyor mu? Olabiliyor. 65 yaş, yaş üzere biri ameliyat olamıyor mu? Olabiliyor. Beden kitle indeksi 34 ya da beden kitle indeksi 37 ama hastalığı yok. Ameliyat olamıyor mu? Olabiliyor. Yani bu kriterleri çok çok fazla net çizgiler olarak düşünmeyin. Cerrah uygun görürse ve hasta için uygun durum buysa hasta ameliyat edilebilir. Ama bu kriterlerin dışında çıktığınızda bir diyetisyen olarak daha sıkı takip etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu yaş sınırları dışında ya da bu beden kitle indeksinin dışında olduğunda bireyde yine nutrisyonel Sıkıntılar yaşanabilir, bu yüzden hastalığı hastanızı e, iyi takip etmeniz lazım. Zaten beden kitlenin eksi 35'in 40'ın üzerine bir olan bir hastada laka bir eşlik eden hastalık aslında pratikte görüyorsunuz. Yani bir tansiyon, bir karaciğer yağlanması e, ya da bir tipiki diyabet, prediyabet bu durumları görüyorsunuz. O yüzden aslında cerrahi olarak hasta uygun şeklinde yorumlanıyor. E, ekipten bahset çok fazla. Aslında olması gereken e, bir ekip var. Yani sadece cerrah e, olmamalı ya da sadece cerrah artı diyetisyen de olmamalı. Bu alanda uzmanlaşmış ve bu alanda hasta takibi yapmış e, uzmanlar mutlaka bu ekibin içerisine yer almalı. Aslında Cerrah Paşa'da biz şu şekilde yapıyoruz. Hasta e, konseye geliyor. Bu konseyde gerçekten bu e, ekibin yani 6-7 kişisi mutlaka e, her gruptan biri oluyor. Hatta egzersiz fizyoloğuna kadar o ekip de görebiliyorsunuz ve o hasta o ameliyat için uygun mu? O hastayı 6 ay takip edelim, yüzde on kadar kilo kaybederse ameliyat olabilir. Her hafta gelsin, bir şekilde alışkanlıklarını değiştirebiliyor mu? Ona göre ameliyattan sonra da bunları devam edebileceğine eminsek hasta ameliyat olsun şeklinde her hasta 6 ay şeklinde takip ediliyor. Aslında olması gereken yani obezite e, merkezlerinde olan şu ülkede bu. Fakat özel sektöre baktığınızda, işte özel hastanelere ya da kliniklere baktığınızda çok çok fazla bu ekibi göremiyorsunuz. Ya da hani bu alanda uzmanlaşmış bir diyetisyen, bir psikolog, bir egzersiz eğitmeni göremiyorsunuz. Bu sebeple diğer bireylere olan yük artıyor. Ben bir diyetisyen olarak ilaç hakkında konuşmamalıyım. Ne kadar bilgi sahibi olursam olayım. Hasta mı? E, bence şu ilacı al, refline iyi gelir. Şu ilacı alırsam değerlerine iyi gelir. Ya da ilk bir ay şu şu egzersiz reçetesini yap şeklinde hastamı yönlendirmemeliyim. Eğer bunu yaparsam e, bir cerrahın, bir egzersiz eğitmenin de e, diyet hakkında konuşmasını engellemiş olurum. Ben mesleğin en başından aslında yapmaya çalıştığım şey bu. Herkesin profesyonel bir alanı var. Ne kadar bilgi sahibi olursanız olun. Ne kadar hastayı teselli edebilecek bir iletişim gücüne sahip olursanız olun doğru aşamalarda hastanızı bir klinik psikoloğa yönlendirmek bir egzersiz eğitimine yönlendirmek herhangi bir midesine sıkıntı olduğunda beslenme önerileri dışında doktora da yönlendirmek aslında sizin yapacağınız iş çünkü ameliyat sonrası en çok hastayla iletişimde siz oluyorsunuz doktor aylık 3 aylık 6 aylık kontrol yapar bir sıkıntın olursa yazlar ama siz bir diyetisyen olarak özellikle ben ilk bir ay iki ay haftalık şekilde daha sonrasında ilk üç ay çok sıkı sonrasında da aylık takip şeklinde e, hastamı takip etmeye çalışıyorum. E, Hastada sizinle samimiyeti yakaladığında her problemini size danışıyor. Hem o çizgiyi çekebilmek, hem samimiyeti kurabilmek, hem de profesyonel olabilmek aslında bizim için çok çok önemli. Ama dediğim gibi benim şu an ekibimde bir psikolog yok, benim şu an ekibimde bir egzersiz eğitmeni yok. Keşke bunlar olsa. Bunların olduğu klinikler de var Türkiye'de. Çok çok iyi klinikler de var. Ve hasta takipleri yapılıyor ve Ömür boyu bir e, danışmanlık veriyorlar. Bu çok çok güzel bir şey ama maalesef hani 20 kliniğin sadece birinde ya da ikisinde bunu görebiliyoruz Türkiye'de. Dünyada bir tık daha oturmuş bir sistem var. Ama dediğim gibi CERAP aşıdaki o merkezimizde biz her hastayı tek tek konseye çağırıp bir ekiple birlikte değerlendiriyorduk. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu da aslında orada görmüş oldum. Çünkü hastanın sizi ameliyat öncesi tanıması ve ameliyat olabilmesi için belirli bir kilo vermesi belirli alışkanlıkları değiştirmesi gerektiğini bilmesi hem hastayı hem de ekibi motive ediyor. Ve cerrah da uygun gördüyse hastayı ameliyat ediyor. Burada da tabii ki diyetisyenlerin çok çok e, önemli bir rolü var. Art gerçekten Türkiye'de hiçbir cerrah e, diyetisyensiz neredeyse çalışmıyor. Hala bazı cerrahlar var. E, mutlaka siz de kendinizi geliştirirseniz ve destek olacağınızı hissederseniz, ne kadar bilgili ve istekli olduğunuzu hissettirirseniz cerraha, bence o ekipte siz de yer alabilirsiniz. Hala daha iş kapısının çok çok fazla olduğu bir alan. Hala daha çoğu diyetisyenin bilgisi ne teorik ne pratik bilgisi olmadığı bir alan. Güzel bir alan. Gerçekten ben çok çok keyifle çalışıyorum. Umarım kısaca anlattığımda da sizin hoşunuza gider. Belki bu alanda da ileride siz çalışırsınız meslektaşlarım olarak hangi kılavuzları takip edebilirim? Yani ben de bu işe başladığımda bu arada e, üniversitede ilgimi çeken bir alan değildi. Üzerine kongreye gittiğim bir alan değildi. Bir anda kendimi hasta odasında buldum. O yüzden hani yapamayacağınız bir şey mi? Asla değil. Zaten teorikle pratik çok farklı gerçekten. Onun dışında da her cerrah çok farklı. Benim şu ana kadar 3-4 farklı cerrahla çalışma fırsatım oldu. Her cerrahın kendi bir prosedürü ve istediği şey oluyor. Ona uygun bir şekilde tabii ki fikirlerinizi de beyan ederek ilerlemeniz gerekiyor. Ama kendinizi teorik olarak nasıl geliştirebilirsiniz? Nereden bakabilirsiniz Google'a yazmak yerine diye soruyorsanız ee, dünyada zaten geçerli olan ACMBS e, kaynakları var. Ben de bu kaynağı tek tek yani kaç sayfaydı hatırlamıyorum. Not ala ala inceledim. Bu sizin kullanabileceğiniz sol taraftaki en en iyi kaynak. Tabii ki İngilizce ama çevirilerine de ulaşabiliyorsunuz. Her yıl neredeyse güncel bir şekilde de yayınlanıyor ama her sorunuza cevap bulabileceğiz. çok çok güzel bir kaynak. Aynı zamanda Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği de çok çok e, basit ve pratik bir kılavuz çıkardı. Bu kılavuzu da mutlaka inceleyin. Orada da step step hangi besinleri hangi aşamada geçebilirsiniz? Sıvı diyet nedir? Püre diyet nedir? Obezite nedir? Yüzdesi kaçtır? Her şeyin çok çok detaylı oldu. kılavuz. Biri İngilizce, biri Türkçe. Bunlar dışında çok fazla guideline var. Yani çok fazla küçük el kitapçıkları, Diyetisyenlerin kendilerinin e, deneyimlerine göre yazdığı kitaplar var. Fakat dediğim gibi aslında siz bu alanda hasta takip etmeye başladığınızda kendi e, şeyinizi oluşturacaksınız. Yani ne zaman ne yapabilirim? Ya kendi guideline'ınızı kendiniz oluşturmuş oluyorsunuz. Şu an ya gerçekten çok fazla bariyatik cerrahi diyetisyeni tanıyorum ama inanın hepimiz aynı şeyi yapmıyoruz. Bazı diyetisyenler bir ay sıvı besler. Çünkü cerrahı der ki daha iyi kilo kaybetsin bir ay bu şekilde yapalım. Bazı diyetisyenler bir hafta sıvı besler. Yani literatür dediği Literatürün bize dediği 10-14 günken 7 gün yapan diyetisyen de olur, 20 yapan da olur, 30 yapan da olur. O yüzden aslında kendiniz kendinize bir guideline oluşturacaksınız ama baz alabileceğiniz kaynaklar bunlar olabilir. Onun dışında zaten 4. sınıfta, 3. sınıfta aldığınız hastalıklarda beslenme dersindeki bariyatrik cerrahi beslenme de beslenmede çok çok bence faydalı oluyor. Ben son iki senedir Marmara Üniversitesi beslenme diyetetik öğrencilerine veriyorum bu dersi. Gerçekten çok çok güzel geri dönüşler alıyorum. Hatta bu alanda çalışmaya başladıklarında da bana yazıyorlar. Hasta tartışıyoruz vesaire. Bu da beni çok mutlu eden bir durum. Gerçekten mezun oldum okulun öğrencilerine destek oluyor olmak. Bu tarz eğitimlerle de gerçekten yine sizlere destek olmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ben de o yollardan geçtim. Ben de 3-4 sene önce hiç bilmediğim bir alandı. Ama e, keyifle ve istekle yaparsanız kendinizi çok çok geliştirebileceğiniz bir alan. Hangi ameliyatları yapıyoruz? Bunu bilmek gerekiyor çünkü her ameliyatta aslında farklı bir beslenme protokolü izliyorsunuz ve siz her hastaya aynı protokolde yaklaşırsanız, ne cerrahınız sizi ciddiye alır, ne hastanız sizi ciddiye alır. Çünkü bu hastalar birbirleri arasında da konuşuyor. Yani sizin yaptı, yapılan ameliyatın sadece mide mide küçültme yoksa bir absorpsiyon bozukluğuna sebep oluyor mu? Ameliyat ne kadar sürüyor? Sonrasında hangi vitamin eksiklikleri olabilir? Gibi şeyleri kaba da olsa bilmeniz gerekiyor. Her şey detayıyla işte mide bölümlerinin işte Latince isimlerini vesaire bilmemiz gerekiyor mu? Hayır asla gerekmiyor. Yani biz e, tıp mezunu asla değiliz ama e, kısaca aklınızda canlandırabileceğiniz belki animasyon videoları izleyerek ya da cerrahınızın ameliyatına girerek ben çok çok fazla gidip ameliyat izledim. Çünkü orada hangi prosedürün yapıldığını bilmek sizin için çok çok önemli. Çok çok temel bazda baktığımızda aslında mide hacmini küçülten uygulamalar var. Ee, eminim azaltan ameliyatlar var ve bu ikisini aynı anda yapan ameliyatlar var. Benim çok çok gördüğüm zaten en sık yüzde seksen kadar gördüğüm tüp mide ameliyatıdır. Yani gastrik sleeve sleeve gastrectomy de denir. Daha çok Türkiye'de dünyada tüp mide ameliyatının yapıldığını görürsünüz. Ee, daha sonra gördüğüm de Roenje gastrik bypass e, yine kombine uygulamaları arasında bu ameliyat bir tık daha tüp mideye göre uzun ve bir tık daha zor e, cerrahi teknik isteyen bir ameliyattır. Her her cerrah yapar mı? E, yapmaz. Aynı zamanda mini gastrik bypass da. Bunya'dan bir tık daha kolay, daha kısa süren bir ameliyattır. Bu da günümüzde çok çok tercih edilir. Özellikle cerrahpaşa'da mesela mini gastrik bypass'ı daha çok görüyorum benim. Hepimizde çok çok yapılmıyor çünkü çok e, tercih edilen bir yöntem değil. Ee, bu ameliyatları yani tüp mide gastrik bypass şeklinde düşünebilirsiniz ama diğer ameliyatları da en azından kısaca bilebilirsiniz. Çünkü en azından yılda 5 kez 6 kez hasta da gelse nasıl hastayı takip edebileceğinizi veya nasıl beslenme yetim bilmeniz gerekiyor. Ee, tüp mide ameliyatı midenin yaklaşık %75 70, 75 80'inin kadar alındığı bir ameliyattır. Midenin şu kısmı çıktığı için yani dış kısmı çıktığı için biraz muz gibi kalır ve buna tüp mide ameliyatı denir. Yani midenin Büyük bir kısmı gittiği için hasta küçük hacimde çok iyi tokluk hissi sağlar. Aynı zamanda midenin alınan bu bölümde yani fundusta açlık hormonu dediğimiz grelin hormonu da vardır. Bu da hastanın yani hiç acıkmıyorum demesine sebep olur. Tabi bu zamanla geçecektir ya da mide hep bu şekilde kalmaz. Yine zamanla biraz genişleyecektir. Ama çok pratik yani yaklaşık 25-30 dakika süren ee, yani mide ya kapalı bir ameliyat şeklinde olan pratik bir ameliyattır. Daha çok tüp mide görürsünüz diyebilirim. Onun dışında gastrik bypass da daha çok ee, bir eşlik eden bir hastalığın oldu. Yani diyabet gibi kan şekeri regülasyonunda bir değişiklik yapılması gereken ameliyatlarda görürüz. Ee, tercih edildiğini görürüz. Çünkü burada aslında sadece midenin hacmi küçültülmez, bağırsağın da bir kısmı atlanır. O yüzden mide sinirdikten sonra bağırsaktan da bir kısım atlandığı için emilim de azalmış olur. Yani aslında bas, gastrik bypass hastalarında daha fazla, daha hızlı kilo kaybı görmesinin sebebi de budur Türk mideye göre. Burada bağırsak atlanıyor dedik. Bağırsakta emilim sadece protein, karbonhidrat, yağ yani besin öğeleri değil. Onun dışında vitamin, mineraller de var. O yüzden mesela emilim bozukluğu da olduğunu bilirseniz bu ameliyatta hastanın gıda takviyelerini, hangi vitamin, hangi minerallerin daha fazla alınması gerektiğini yorumlayabilirsiniz. O yüzden aslında önemli. Mini gastrik bypass da aslında dediğim gibi bir tık daha kolay bir yöntem. Buradaki fark aslında bağırsağın bölünmeden mideye bağlanıyor olmasıdır. Burada da yine dikkat etmeniz gereken vitaminler herhalde işte B12 demir gibi. Çok çok detaya girmeyeceğim beslenme konusunda. Onun dışında gastrik band dedik. Bu benim açıkçası çok çok fazla takip ettiğim bir yöntem değil. Artık Türkiye'de de çok çok olan e, hastaların tercih ettiği işte mide bandı, kelepçe şeklinde yorumlanır. E, burada da aslında amaç mide hacmini küçültmektir. Burada gastrik balonu da koymak istedim, mide balonu. Aslında bu ameliyat değildir, bir e, operasyon şeklinde tanımlanır. O yüzden cerrahi olarak, bariyatrik cerrahi olarak tanımlamamak lazım. Buradaki yine amaç mide hacminin azalmasını sağlamaktır. Endoskopik olarak yani ağızdan girilerek yani 15-20 dakikada yapılan bir işlem hastanın gün içerisinde taburcu olduğu yani 2-3 saat hastanede durup evine gittiği bir yöntemdir. Diğer ameliyatlarda 2 gece 3 gece hasta kalırken bu operasyon bir tık daha kolay bir operasyondur. Beden kitle çok 35 değil de 25-30 arası 31-32 gibi hastalarda tercih edilir. 6 aylık ve 1 yıllık gastrik balonları görürsünüz zaten şu an pratikte de. 6 ayda yani hedef kilomuz hiçbir zaman 40 kilo 50 kilo vermek değildir. 15-20 kilo gibi kilo kaybı da aslında hasta için başarılı olabilir. Bu hasta için en önemli olan şey diyet yapması. Aslında buradaki amaç Hastanın diyete uyumunu arttırmak, midedeki hacmi arttırarak. Yine bu hastalarda tabii ki sıvı, püre, katı şeklinde gidilir ama burada diyet senin bir tık daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Cerrahi hastaların ilk 3 ay her türlü kilo kaybını görürken gastrik balon hastasının diyetini takip etmediğinde e, şu, kilo veremediğini görürüz. O yüzden burada aslında diyetisyen takibi çok çok daha önemlidir. E, ameliyatları ve beslenmeye çok girdim, farkındayım. Birazcık beslenme takibini diyetisyen olarak nasıl yapabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Ben nasıl yapıyorum? Ondan bahsedeceğim. E, aslında şu anda... E, Hastanelerde şunu görürsünüz. Diyetisyen gider postop beslenme eğitimi anlatır. İşte sıvı diyet böyle olacak, bu böyle olacak. Doktor kontrolüne gittiğinde de bana uğra yağ ölçü yapalım. Ya da işte herhangi bir sıkıntım varsa diyet yazalım şeklinde. E, bu aslında bizim için bir tık daha kolay olandır. Hiçbir meslek taşıma alınmasın ama bizim aslında her bireyi bireysel takip etmemiz lazım. Biz zaten öğrenciyken de bize hep bu anlatıldı. Lisansla da yüksek lisansla da. Çünkü herhangi bir kağıdı, herhangi bir kitapçığı hastayı verip gitmek kolaya kaçmak oluyor. Yani hasta her hasta birinci ayda katıya başlayamaz. Her hasta üçüncü ayda karbonhidrata başlayamaz. Her hasta iki, ilk iki haftada sıvısını, protein tozunu çok rahat tüketemez. O yüzden o hasta onu tüketemiyorsa siz ikinci haftada onu yumuşak gıdaya başlatamazsınız. O yüzden bu 30 gün, bu 15 gün, sonra 15 gün bu şeklinde yorumlamak gerçekten bizim için doğru değil. Her bireyde farklı porsiyonlar, farklı bir gidişat, farklı bir protokol olur. Özellikle ilk 3 ayda beslenmenin oturması çok çok zor olur. O yüzden gerçekten hastayla iletişiminiz iyi olmalı. Hasta size yazmıyorsa da mutlaka siz yazmanız lazım. ya Ben ameliyat sonrası ilk ay haftalık şekilde hastayı takip ediyorum. Daha sonra 2 haftada bir sonra e, ikinci ay, üçüncü ay görüşmesinden sonra üç ayda bir e, literatür zaten bize bu şekilde diyor yani benim kendi oluşturduğum bir şey de değil aslında aynı zamanda hastanın yıllık takiplerine devam etmesi lazım yani ikinci yıldan sonra üçüncü yıl, dördüncü yıl ve beşinci yılda da hastanın mutlaka takip edilmesi lazım burada sadece kilo kontrolü yani kilo kaybı iyi mi kötü mü değil hastanın aynı zamanda kan tahlillerinin yorumlanması gerektiğinde doktora yönlendirmesi e, ya da Herhangi bir problemi varsa, bir intoleransı varsa ya da kilosu durduysa hastaya destek olma gibi bu aşamalarda kontrol çok çok önemli. Mutlaka her hastanızı bireysel değerlendirmeniz gerektiğini tekrar üzerine basmak istiyorum. Peki hastalara pre-op görüşmede... bakıyor. Aslında ameliyat öncesinden diyetisyenle hastalanışması gerekiyor. Çünkü hastanızı tanımanız ve sonraki sürece biraz hazırlamanız gerekiyor. Hastamızı nasıl tanıyabiliriz? Anamnes formu. Bu aslında kilo yönetimde de her diyetisyenin yapması gereken. Sadece e, yani doktor neyi alır? Yaşı boyu sigara içiyor mu? Alkol alıyor mu? Bize bu bilgiler dışında da bilgiler gerekiyor. Hastamız ne iş yapıyor? Evden mi çalışıyor? Saat kaçta uyanıyor? Yemediği bir besin var mı? Alerjisi olan bir besin var mı? Duygusal yemesi mi var? Gece mi atıştırıyor? Yani kilo alması ki ana etken nedir? Ya da bundan sonrasında e, nasıl besleneceğini biliyor mu? İnanın ben çok hasta gördüm. Ben diyet yapacağım bilmiyordum. Diyet yapacağım bilsem ben ameliyat olmazdım diyen, öncesinde vazgeçen. Yani aslında da gerçekçi kilo hedeflerini de koymanız gerektiği için ne kadar sürede nasıl kilo verebilir? Ya da hasta sizde hani nasıl yani ben iki 2 ay, 3 ay pizza makarna yemeyecek miyim diye şaşırmamasını sağlamak için aslında öncesinde hastanızı tanımanız lazım. Ee, hastalığı var mı? Hastalıklarda beslenme burada birazcık daha e, önemli oluyor o konudaki bilgileriniz. Kan tahlilleri yani bir demiri düşük olan bir hastaya nasıl bir beslenme protokolü uygulamak lazım gibi. Onun dışında antropometrik ölçümlerin nasıl alındığını da yine siz öğretmeniz lazım. Bel kalça çevresi, üst orta kol çevresi yine bunlar da yağ kaybının e, ee, gözlenilebileceği şeyler. Psikolojik durumu nasıl bunun hakkında bir eğitim tedavi vermeseniz de yönlendirebileceğiniz için e, hastanızın durumunu işte duygusal yemesi var mı? Ya da sizin yeme bozukluğu hakkında bir bilginiz ya da e, bu konuda yönlendirebileceğiniz biri var mı? Bunlara bakmanız lazım. Egzersiz düzeyi yine hastayı yönlendirebilmek için. E çünkü doktor şu şekilde der. E, üçüncü aydan sonra her şeyi yapabilirsin. Altıncı aydan sonra her şeyi yapabilirsin. Benim şu an çalıştığım cerrah birinci aydan sonra her şeyi yapabilirsin diyor. Ama hasta ne Yapacak, ne sıklıkla yapacak? Neleri yapabilir? Neyden keyif alıyor? Bunu doğru kişiyle aslında bir eğitmenle birebir çalışırsa da çok çok güzel bir kas kütlesi korunması ve özellikle sarkmanın önlenmesini bunun önemini anlatıp hastayı yönlendirmek gerekiyor. Ve ameliyat sonrası diyete dair çok genel bir bilgi yani baştan sona anlatmak değil. Zaten ameliyat sonrası görüşmenizde bahsedeceksiniz. Kısaca hastanızı neler bekliyor? bundan bahsedebilirsiniz. Yine sorularınız varsa, soruları varsa da cevaplayıp rahatlatabilirsiniz. Öncesinde tabii ki bir sıvı diyet uygulatıyoruz. Bu literatür bilgisi ee, herkes yapmak zorunda mı değil? Bunun önemine dair hala daha bir sürü çalışma ve makale oluyor. Ben hala inceliyorum PubMed'de. Kesinlikle olması gerekiyor şeklinde bir maalesef şey yok ama e, ben preop diyet yapan hastalarımda gerçekten çok çok ameliyat e, başarısının arttığını görüyorum. O yüzden mutlaka her hastamla e, ortalama işte iki hafta kadar bir sıvı diyet yani üç günle iki hafta kadar arası bir sıvı diyet uygulaması yapıyoruz. Yine beden kitle indeksine, medikal durumuna uygun olarak Peki neden yapılıyor? Hastanın yağ kütlesini azaltmak, karaciğer hacmini küçültmek. Aslında bu diyetlere e, karaciğer hacmini küçültücü diyet de denir. Aslında bizim amacımız orada hasta kilo versin değil ama karaciğerindeki yağın azalması şeklinde. Kas dokusunu korumak, aynı zamanda karın iç yağını azaltarak hastanın güvenliğini, ameliyat başarısını arttırmak. E, mikrobesin eksikliklerini tanımlamak bu süreçte. E, vücudu ameliyata ve iyileşme sürecini hazırlamak ve ameliyat sonrasını hazırlamak için yapıyoruz. E, hasta bazı gün önce hamburger yemek istiyor son öğünüm diye. Aslında bu mentaliteden de hastayı çıkarmanız lazım. Yani bu diyetin öncesinde ve sonrasında ameliyat öncesinde ve sonrasında ne kadar önemli olduğunu hastaya anlatırsanız hasta onu uygular. E, beslenmeden bahsetmeyeceğim ama kısaca bu tabloda özetlemek istiyorum. Öncesinde yine literatür bize diyor ki yaklaşık iki hafta kadar e, püre diyet, ya da işte yumuşak gıda diyeti şeklinde. Son iki gün, üç günde özellikle sıvı diyet. Ameliyat sonrası berrak sıvı diyet tam sıvı diye, püre diye, tam ile geçiş diye şeklinde bunu zaten kılavuzda göreceksiniz. Ben takipte nelere dikkat ediyorum? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hastaya ilk ay haftalık yazıyorum dedim ya da üçüncü ay, altıncı ay kontrolünü yapıyorum. Hastanın kilo kaybı iyi mi? Bu kilo kaybının iyi olup olmadığı yine literatürde kilosunun yüzde kaçı kaybedilmesi gerekiyor, hangi dönemde şeklinde yazıyor. Ama her hasta aynı yüzde de mi kilo kaybediyor? Hayır. Aslında hasta takip ettikçe siz bu kilonun normal olup olmadığında Anlayacaksınız o yüzden hasta takip yapmaya başladığınızda ilk bir ayda kaç kilo verir ilk üç ayda kaç kilo verebilir hangisi anormaldir hangi durumda doktora yönlendirmelisiniz bunu da öğreniyorsunuz çok çok fazla rakam vermeyi sevmem o yüzden çok rakam söylemeyeceğim ama özellikle ilk birinci yılın sonunda fazla kilonun yüzde altmış yetmişinin gitmesi ameliyatın başarılı olduğu anlamına gelir aylık olarak tabii ki ilk üç ay fazla kilo kaybı ilk bir ay fazla kilo kaybı görürüz. Üçüncü aydan sonra altıncı aya kadar yine hastanın hızlı kilo kaybettiğini görürüz. Altıncı aydan birinci yıla kadar bir tık yavaşlar. Hasta diyetine ve egzersizine uyarsa ilk iki yıl boyunca kilo kaybı da devam eder. Ee, bunun yani normal bir bireyin diyet yaptığında ayda nasıl iki kilo dört kilo ya da işte bir buçuk iki kilo normal olarak sayılıyor Dünya Sağlık tarafından. Aslında bu aralıklarda yine e, kılavuzlarda var cerrahi hastalar için de. Gerekli takviyeleri alma durumu. Tabii ki de hastaları takviyelere yönlendiren kişi siz oluyorsunuz yine doktoruna, eczacısına danışarak. Hastanın yeterli protein alamadığı durumda bir protein takviyesi ya da saçları döküldü, Tırnaklarına problem işte biyotin mi alacak, kolajen mi alacak, ne miktarda alacak, multivitamin ne zaman bırakabilir gibi şeylerde aslında hastaya destek veriyorum. Hatta ve hatta hangi ülkeden hangi ürünü alabilir şeklinde de hastalarıma bu desteği sağlamaya çalışıyorum. Farklı ülkelerden de hastalarla çalıştığım için çünkü e, hastanın yanlış bir ürün alması sizin için de sağlıksız bir durum oluyor. Yani biyotin ama kaç miligram alacak? Ya da kolajen alacak ama o kadar içeriği kötü olan kolajenler var ki. Yani hastaya sadece işte sen demir e, devir al diyemem diyetisyen olarak ama sen multivitamin almalısın deyip multivitamin içeriğini kontrol edemiyorsak ya da multivitamin içeriğinin hangisinin bir cerrahi hastası için yeterli olduğunu bilmiyorsak hasta için yeter desteği sağlayan bir diyetisyen olamıyoruz. Bu verilerin hepsi dediğim gibi kılavuzda var. Yine e, bana özelden ulaşırsanız yine size destek olmaya çalışırım ya da hala daha meslektaşlarım ya da öğrenci arkadaşlarım ya da hasta takip eden bariyatrik cerrahi diyetisyenleriyle neyin ne zaman nasıl yapabiliriz konuşuyorum dediğim gibi yani bu alanda hep beraberiz hepimiz diyetisyenimiz o yüzden birbirimize destek olmanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden hasta tartışma konusunda da her zaman açığım zaten şu an eğitime katılanlar da görüyorum bazı isimler tanıdık geliyor o yüzden her zaman destek olmaya çalışıyorum burada burada söylemiş olayım onun dışında su tüketimi, sıvı tüketimi. Hastama ne kadar su tüketiyorsun dışında ne kadar sıvı tüketiyorsun şeklinde de soruyorum her görüşmemde. Zaten özellikle ilk e, dönemde sıvı diyet yapmanın önemi de bu. Vücut hidrasyonu sağlamak. Hastanın yaklaşık bir e, buçuk litre kadar su içmesi, günde toplam 2 iki buçuk litresi sıvı 2,5 litre sıvı almasını sağlanması yine size bağlı oluyor. Hastanıza su içmelisin dememelisiniz. Bazen her gün, bazen her hafta şu su içimini ya da sıvı tüketimini nasıl arttırabilir? Yani aromalandırıcı kullanabilir, açık bitki çayları tüketebilir, tadını sevmiyorsa içerisine meyve katabilir. Ya da mineralli sular, vitaminli sular var, sıvı marketlerden ne alabilir sıvı alımını arttırmak için? Bu konuda destek olmanız lazım. Yoksa su iç ya da sıvı iç şeklinde bir e, öneride bulunmak gerçekten yeterli olmuyor. Onu alternatif üretmek gerekiyor ve su ve sıvının farkında hastaya anlatmak lazım. Bir çay, kahvenin suyla eşdeğer olmadığını mutlaka hastaya bildirmek lazım. Gıda tolerasyonu. Ben hastama geçen hafta yazmışım yumurta peynir ama bu hafta tüketti mi? Bu hafta tükettiyse bir sonraki Hafta işte 30 gramdan 60 grama çıkabilir miyiz? Bunlarla her görüşmemde sorguluyorum. Hazır bir diyet listesi atmak ya da e, sen şimdi 90 gram tüket, 120 gram tüket şeklinde ilerlemek yerine birlikte karar vermek çok çok daha sağlıklı oluyor hastayla. Çünkü her bireyin tolerasyonu farklı. Hala 3. ayında olup kırmızı et tüketemeyen hasta olabilir. Birinci haftasında ya da 10. gününde bir kırmızı et tüketebilen bir hasta olabilir. Olabilir. hastanızın e, hassasiyeti olabilir, yumurtadan artık kokusundan rahatsız oluyor olabilir gibi. O yüzden her şeyi zorlamadan, protein alacaksın ama bunu yumurtadan, etten sadece almak zorunda değilsin. Neyi tüketebiliyorsan, neyde problem yaşamıyorsan onların porsiyonunu artırarak ilerleyelim şeklinde hastaya destek oluyorum takiplerimde. Bulantı kusma özellikle ilk bir ay ve üç ayda bunu çok çok sık görürüz. Hastalar aslında mide koruyucu kullanır. Onun dışında yine bulantı kusma gibi problemler sebep yine spazm ilaçları kullanırlar. Fakat yine de olabilir. Ee, özellikle ilk haftalarda çok çok sık görürüz ve bu konuda yine doktora yönlendirmek ya da bulantı kusmayı e size söylediğinde hasta işte yavaş yiyor muyuz, iyi çiğniyor muyuz, katısı varsa 30 dakika bekliyor muyuz şeklinde beslenme önerilerini hatırlatmak ya da işte yemekten sonra uzanıyor muyuz, 30-40 dakika bekliyor muyuz gibi hastanıza aslında e, soru sorarak bunları hatırlatma işlemini yapıyorsunuz takiplerinizde öyle diyebilirim konstipasyon diğeri yani kabızlık ve ishal inanın çok çok sık oluyor. Daha çok tüp mide hastalarında konstipasyon görürken ilk haftalarda bypass hastalarında diğere görebiliriz. Ve konstipasyon sebeple hasta yeterli kilo kaybedemez. O gaz sebebiyle yeterli gıda tolere edemez. Şurasında ağrı hisseder. Bunun tek sebebi aslında vücudunda gaz olmasıdır. O sebeple hastanın konstipasyonuna da beslenme önerileriyle çare olabilirsiniz. 4-5 gün geçen bir konstipasyon varsa ya da doktor ne zaman yönlendiriyorsa yine laksatif hasta kullanabilir. Çok fazla bu hani çayları işte sinemek içeren çayları çok çok tercih etmiyoruz biliyorsunuz bağırsak sağlığı için özellikle ilk bir ayda probiyotik desteği olabilir hastalar için hem diğeri hem konsipasyon için. Ve diğere de e, hastanın sıvı kaybedeceğini unutmayın vücudundan. Gerçekten dehidrasyon sebebiyle bayılan, hastaneye giren çok çok fazla hastamız oluyor. O yüzden diğeresi olan hastanızın daha fazla su ve sıvı tüketmesi gerektiğinde mutlaka uyarısını yapmanız gerekiyor. Ve sıkı takip etmeniz lazım. Siz bu haftaya iki hasta iki hafta sonra yazarsanız hiç haberiniz olmamış olur. O yüzden bunu günlük belki de takip etmeniz gereken bir durum olarak yorumlayabilirsiniz. Biraz yavaş gidiyorum farkındayım hızlanacağım. Fiziksel aktivite durumu. Burada mutlak hastanın yürüyüş. Özellikle ilk bir ay. Bu yürüyüş kilo vermek için değil inanın. E, hastanın vücudunun mobilize olması lazım. İnanın ameliyat sonrası doktor gelir, hemşire gelir ve onu yürütmeye çalışır. Bu çok çok önemlidir o vücuttaki hem gazın çıkması için hem de mobilize olması için, kan dolaşımı için, herhangi bir emboli riski olmaması için hastanızın her gün yürüyüş yapmasını istersiniz ve bunun takibini her kontrolünde yapıyorum yürüyüş yapıyor musunuz diye. Birinci aydan sonra da egzersiz yapıyor musunuz ne sıklıkla yapıyorsunuz şeklinde takip ediyorum. Yine psikolojik durum hastalar yine her hafta işte ben sıkıldım, işte diyet yapmak istemiyorum, ne yapmalıyım gibi yine size soracaktır. Bu konuda da hastanızı sabırlı olmasını ve hani hangi besle ne zaman başlayabileceği konusunda da destek olmanızı e, yine sizden bekliyor olacağız. Uyku düzeni bu çok mu önemli? Soruyor muyum? Bazen her şeyi soruyorum hastaya kilo verememiş. En son diyorum hani bir sıkıntı olmalı. O zaman hasta diyor ben hiç uyuyamadım bu hafta şeklinde. Burada uykunun hormonal olarak çok çok etkili olduğunu ve kilo yönetiminde de önemli olduğunu bilirseniz yine hastanızın da bu durumunu haftalık ya da kontrollerinizde takip edebilirsiniz. Kan tahlillerini yorumlamak ya da istemek diyetisyenlik görevi altında mı değil ama en azından hastanızın AST aletesinin ne olduğunu bilirseniz, işte HDL'si düşük olan bir hastayı ya da trigliseridi ne kadar yüksek bunları gördüğünüzde doktora yönlendirebilirseniz sizin için çok çok çok, daha iyi olur. O yüzden bunları hasta bana attığında kendi kişisel önerilerim dışında öncelikle bu değerlerin için doktor sonra görün. Ee, sana hangi dozda, hangi sıklıkla takviye vereceğini de bana söyle. Ona göre beslenmeni tekrar planlayalım şeklinde e, hastalarımda ilerliyorum. Bunu 3 ayda bir, yani 3. ay, 6. ay, 9. ay, 1. yıl. Daha sonrasında da yıllık mutlaka hastalardan istiyoruz. Belki e, bir kilo yönetim hastalarında 6 ayda bir e, bizim için yeterliyken bariyatik cerrahi hastalarında 3 ayda bir daha önemli oluyor. Ameliyat sonrası 1. ayda da görürsek çok çok iyi olur açıkçası. Beslenme eğitimi hastalarımızın hepsine ameliyat sonrası ikinci günde genellikle görerek beslenme eğitimi veriyoruz. Bu çok çok önemli. İnanın 30-40 dakikadan aşağı süren bir eğitim olmuyor. Bazen bir bir buçuk saatlere kadar çıkan bir beslenme eğitimi oluyor. Yani 10 gün sıvı, 10 gün püre, 10 gün katı şeklinde böyle bir tanım değil de ya şu an sıvı diyettesin. Bir hafta 10 gün yapacağız. Sonra kilo kaybına bakacağız. Bu süreçte neler tüketebiliriz evde? gibi anlatmaya başladığınızda hasta için çok çok daha iyi oluyor. Çünkü hasta şimdi ben çorba diyetinde miyim ya da ben şimdi sadece su mu içeceğim gibi böyle daha basic sorular soruyor. Hasta iletişiminizde burada çok çok önemli. Temel ihtiyaçların karşılanması bizim genel amacımız. Hastanın besin tüketim kaydını ee, tutmayı öğretmemiz gerekiyor çünkü özellikle birinci ayda, üçüncü ayda, yedinci ayda ya da birinci yılda hastanın kilo kaybında ya da tolerasyonunda sıkıntı olduğunda üç günlük besin tüketim kaydı isteyebiliyoruz ve bunu değerlendirmek yine size kalmış oluyor. O yüzden hastaya bununla ilgili de bilgi veriyorum ne zaman, e, nasıl gerektiğinde, hangi teknikle yapması gerektiğine dair. Besinleri nasıl hazırlıyoruz? Sağlıklı pişirme yöntemleri nedir? Yani çok fazla çalışan bireyler için haftalık e, gıdaları nasıl hazırlayabilir? Bunları tartışıyoruz. Öğün planlaması nasıl olmalı? Kaçta uyanıyoruz? Son öğünümüz kaçta olacak? Kaç öğün yapmalıyız? Bunları konuşuyoruz. Katı sıvı ayrımı zaten herkes biliyordur mutlaka bu eğitime katılanların 30 dakika kadar hayat boyu katı sıvı ayrımına yapmasını istiyoruz. Aynı anda tüketmemesi lazım ama özellikle ilk bir yılın çok çok önemli olduğunu hastaya söylememiz lazım. Gerçekçe hedefler söylemiştim yani benim çok hastam oluyor ben 40 kilo olmak istiyorum 50 kilo olmak istiyorum diyen. E, tabii ki olursun şeklinde yorumlamak yine kolay yok ama hastaya önce bir 60 kiloya gelelim. Daha sonrasında 55-60 arasında inebilmek için kas kütlemizi arttırarak yine bir egzersiz etmeyle çalışarak yapabilir miyiz tekrar bakalım şeklinde yorumlamak Siz daha profesyonel kılar ve hastanın da beklentisini ve başarısını da arttırır. Fiziksel aktivite nedir? Spor nedir? Egzersiz nedir? Bunların da tanımını hastanın bilmesi lazım. Ağırlık kaybı nedir? Ve bunu etkileyen faktörler nedir? Yani hastanız tartılacak ama nasıl tartılacak? Yani aç karnına, işte tuvalete çıktıktan sonra her gün aynı düzlemde, aynı yerde, aynı tartıyla tartılması gerektiğini hastaya söylemek lazım. E ne sıklıkla tartılacak? Her gün tartılan ve her gün kilo kaybını yazan hastalarım da oluyor gerçekten gün içerisinde de kilonun değişebileceğini, haftada bir tartılmanın gerektiğini hastaya söylemek lazım. Geri kilo alma riski her hastama ameliyat öncesi görüşmemde mutlaka söylerim. Bu ameliyat sadece bir araç. Bu ameliyatla kilo verirsiniz ama geri kilo olabilirsiniz. Bu bir yıl sonra da olabilir. 6 yıl sonra da olabilir. O yüzden bizim amacımız bu süreçteki beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve sizin yaşam tarzı değişikliğini sağlamak. Eğer bu süreçte sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinirseniz uzun vadede de Hedef kilonuza ulaştığınızda bu kilonuzu korursunuz şeklinde şu ana kadar hiç söylemediğim bir hastam yok. Çok şaşıran ve hani bu ameliyatla ee, zayıf olacağını ve hep o şekilde kalacağını düşünen bireyler oluyor. Ama inanın birinci yıl sonrası İkinci yıl, üçüncü yıl sonrası çok çok fazla gerekli olan hastalar oluyor. Bununla ilgili de çok çok fazla hastam var. E, literatürde bile zaten yüzde otuz kırklara kadar çıktı. Gerekli almak da bir komplikasyondur şeklinde yorumlayabiliriz. Hastaların bana söylediklerini böyle özet şeklinde yazmaya çalıştım olgu sunumundan önce. Su içmek yeterli geliyor. Hiçbir şey tüketmek istemiyorum. Hastalar sıvı diyet Deyken, e, step 1'de, Step 2'deyken su yeterli gelebilir. Özellikle hastaneyken IV alıyorlar zaten serum şeklinde. Su belki yeterli olabilir ama Özellikle ameliyattan sonra ikinci, üçüncü günde hastalara ben, e, yani biz daha doğrusu cerrahımızla o şekilde çalışıyoruz. Protein tozuna başlıyoruz. Hasta protein tozunu ve suyunu alırsa bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Ama hem sıkılmaması için hem de sıvı alımını artırabilmesi için, ileride de daha kolay olması için farklı sıvılara geçiş yapması gerektiğinde hatırlatmak gerekiyor. Postop ikinci ayda eskiden yemiyordum, şu an yiyebiliyorum. Midemin hepsi alınmadı, %30 mu alındı? Hiçbir cerrah midenin %30'unu, %60'ını almaz. Bu standart prosedürdür. Her hastanın %75-80'i kadar midesi alınır. Daha fazla yiyebilmesi çok normal. Fakat daha fazla yiyebilmesine rağmen porsiyon kontrolü yapması gerektiğini hastaya hatırlatmak gerekiyor balık, yumurta, peynirde hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ama tavuğu sindiremiyorum. Ne zaman yersem kusuyorum. Bu durumda hastaya tavuğa zorlamamak lazım. Tabii ki tavuğun e, ya belki göğsü yemez, başka türünü yer vesaire ya da başka pişirme tekniğinde yer. Bunu deneyebilir ama hasta herhangi bir besle tolerasyonu iyi değilse bir hafta, iki hafta, üç hafta diyetinden elimine edip daha sonrasında tekrar ekleyebilirsiniz. Bu hiçbir sıkıntı yaşatmaz püre besin tüketiminde zorlanıyorum bulantı kusmalar devam ediyor postop 10. gün 12. günde bu çok çok normaldir püre tüketmek zorunda da değil İlk bir ay sıvı diyet şeklinde de besleyebilirsiniz hastanızda yavaş yavaş yani sadece bir öğünde yumuşak gıda deneterek diğer öğünleri sıvı tutarak yavaş yavaş yani hem sıvı hem püre aynı anda gidebilirsiniz genelde postop 10. günde Yedinci günde ben yumuşak gıdaya başlıyorum hastalarımda eğer hiçbir sıkıntısı yoksa. Ama bu ikinci hafta, üçüncü hafta, birinci aydan sonra da başlayabilir. Çok çok sıkıntı olmaz dediğim gibi. Postop beslenmede nelere dikkat ediyorum hastalarımda özellikle? En önemlisi bizim için sıvı alımı. Burada su tüketimi çok çok önemli. Protein alımı. Her görüşmemde mutlaka ne kadar su içiyorsunuz günde ve ne kadar protein alıyorsunuz günde şeklinde hastalarıma soruyorum. Her görüşmemde ilk bir yıl boyunca multivitamin takviyenizi alıyor musunuz her gün şeklinde soruyorum. Herhangi bir komplikasyon var mı? Bu komplikasyon bir konstipasyon da olabilir, bulantı kusma da olabilir ya da işte midenin dönmesi de olabilir. Her şey olabilir. Bunları da mutlaka sorguluyoruz ve hastaya su tüketiminin önemini, günde 60 gram protein önemini mutlaka her görüşmemizde postop görüşmelerde söylüyoruz. Sıvı takibini nasıl yapıyoruz hastanın? Mutlaka bir litre su alması lazım. Bu 2 iki buçuk litre de olur. Bazı hastalar postop üçüncü, dördüncü günde 3 litre sıvı alabildiğini görürsünüz. Eğer yavaş tüketirse hiçbir sıkıntı olmayacağını ve bunun vücudu için gerekli bir şey olduğunu hastaya mutlaka söylemeniz lazım. Yine 30 dakika katısı ayrımı yapmamız lazım. Hangi sıvıları tüketebilir? Bununla ilgili de mutlaka destekte bulunmak gerekiyor. Protein takibi gerçekten protein protein ameliyat sonrası hep proteinden bahsettiğimiz görürsünüz diyetisyenler olarak zaten aklınızda da vardır. 60 gram protein önemi şeklinde. Çünkü çok fazla komplikasyon olabilir yani yeterli proteini almayan hastalarda sağlıklı bir kilo kaybı olmaz o yüzden belki sıvı diyette değil ama yumuşak gıday başladığından itibaren her hastanın günlük 60 gram 80 grama kadar hatta bazı işte erkek bireylerde vesaire 100 grama kadar protein alması gerekir İlk bir ay ilk iki ay yeterli proteini besinlerden alamayacağı için bir protein takviyesi. Hala da ameliyat olup ya ilk bir ay protein tozu kullanmayan hastalar görüyorum ve kilo kaybı iyi olduğu için çok mutlu oluyorlar. Hem cerrah mutlu oluyor hem diyetisyen mutlu oluyor ama bizim amacımız buradaki yağ kütlesinin kaybını sağlamak. Yani herhangi bir kas kaybı ya da vücut suyu kaybı değil, vücut yağ kütlesinin kaybı içinde. Yani vücut Fonksiyonlarımızın çalışması için minimum 60 gram protein alınması lazım burada da mutlaka hastanıza sizin destek olmanız lazım. Protein nedir? Hangi besinlerde vardır? Bir mutfak tartısı alarak 30 gram ette 6 gram protein olduğunu hastaya mutlaka öğretmeniz gerekiyor. Burada hasta vegan olabilir, vejetaryen olabilir ya da normal beslenen bir birey olabilir. İşte bu yüzden bireysel yaklaşıyoruz. Her protein kaynağında her hasta tüketemiyor. Mutlaka hastanıza protein tozu al değil de protein önemi bu. İlk bir ay proteini en fazla besinlerle 20 gram alabileceğin için mutlaka takviye kullan. İşte birinci aydan sonra saydık her gün hastanın proteinini. 60 gram mı tüketiyor? Tamam, protein tozunu bırakabiliriz şeklinde yine hastaya bireysel yaklaşarak e, protein desteği sağlayabilirsiniz. Hangi protein kaynakları, halen daha protein tozu e, ne tüketilmesi gerekiyor bu tartışılıyor. Vücut için sinirlebilen protein ve protein izalatıdır. Mutlaka hastaların ilk bir ay boyunca e, protein izolatı kullanması lazım ve bunun whey olması lazım. Yani konsantre whey ya da vegan işte bezelyeden vesaire yapılan proteinler oluyor. Maalesef bunlar vücut için %100 sindirilebilir değil. Şu an zaten birkaç marka var Türkiye'de de. Yani 3-4 markaya geçmez sanırım. Yurt dışında da o şekilde. Her cerrah ya da diyetisyen bir markayla çalışır. Bizim de yani 3 yıldır çalıştığımız bir marka var. Bu bariyatrik protein tozlarının içeriğinde daha fazla vitamin, mineral olur. Ve %100 whey protein izolatı olur ki hastaların kas kütlesi korunsun. Hasta bunu almak zorunda da değildir. Ama eczaneye gittiğinde hangi protein kaynağını kullanabilir? internetten ne alabilir? Ya da her hastanın şehrine gelen bir protein de olmayabilir. O yüzden alternatifine tüketilebilir. Hatta hastanede böyle sıvı formda da yüksek protein içerikli eee enteral ürünler vardır. Bunlar nedir, içeriği nasıldır? Bizim hastalarımız için uygun mudur? Bunları da diyetisyen olarak bilmek gerekiyor. Şu an çok çok detaylı ürün incelemeye girmeyeceğim ama yine dediğim gibi her zaman tartışabiliriz. Çok marka ismi de vermek istemiyorum ama eee siz de zaten birçok markayı biliyorsunuzdur. Vitamin mineral takviyesi özellikle ilk bir yıl hatta hayat boyu bu hastaların multivitamin kullanması lazım. Belki tüp midede bir yıl ama bypass hastalarının hayat boyu vitamin kullanması lazım. İnanın o kadar kötü multivitaminler var ki içerisinde sadece 5-10 vitamin olan o yüzden hastanızın etiket okumasını öğretmeniz lazım. Hangi marka ne kadar tüketilmeli vesaire kaç tablet alınmalı bu konuda da hastanıza destek olmanız lazım. Çünkü vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin öğelerinin tam, e, tamamlanması lazım. Günde 700-800 kalori alıyor bariyatrik hastalar ilk bir yıl özellikle bu hastaların ben iyi besleniyorum işte ben etimi tavuğun balımı yiyorum gerek yok şeklinde yorumlamaması yeterli beslense kan tahlilinde hiçbir sıkıntı olmasa dahi multivitamin aslında önemli olduğunu size mutlaka söylememiz lazım. Multivitamin dışında da bir sürü takviye var. Yani probiyotik olabilir, biyotin olabilir, kolajen olabilir. şu an günümüzde çok çok daha farklı gıda takviyeleri var. Yine bunu doktorla birlikte e, tartışarak hastanızı e, marka ya da işte ne kadar miktarda alacağını yönlendirebilirsiniz. Beslenmeye bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Nasıl komplikasyonlar gelişebilir? Ee, mide bulantısı, kusma daha çok görürsünüz. Özellikle ilk dönemde. Mesela e, bu hastalar bulantı ve kusma olduğu için yeterli sıvı alamaz. Bir yudum su içip direkt çıkaran hastalar da olur. Bu konuda hastayı nasıl destekleyebilirsiniz? E, onu e, mutlaka planlamalısınız. ve Konstipasyon çok sık görüyoruz. Konstipasyon çok sık görüyorum dediğim gibi. Diğerden öte, dumping sendromu nedir? Her tüp mide hastası e, dumping oldum der ama tüp midelerde aslında çok çok sık düştürüyor. Daha çok bypass hastalarında olur ama bu hastalar birbirlerine işte dün dumping yaşadım gibi konuşmayı da severler. O yüzden dumping nedir, ne durumlarda olabilir, nasıl müdahale edilmelidir? Bunu da bir diyetisyen olarak mutlaka bilmeniz lazım. Çok ağız tadım değişti, nefesim çok kötü ne yapabilirim? Bu tarz yorumlar çok duyarsınız. İşte Dişimi fırçalıyorum ama ağzımdaki tat gitmiyor gibi saç dökülmesi çok çok sık yaşıyoruz maalesef. Özellikle ikinci, üçüncü aydan sonra. burada hastalara bazen saç mezoterapisti terapisi öneriyoruz. Bazen hastaların biyotin kullanması 2-3 ay düzenli yeterli oluyor. Ama bu çok çok sık gözlenen bir durum. Özellikle ben hastalarımı sanırım 60'ında 70'inde görüyorumdur yüzde. Burada da hastayı bilgilendirmek ve işte yine protein, vitamin, mineral ve kan tahlili takibinin önemli olduğunu söylememiz lazım. Depresyon, ameliyat sonrası vücut değişimi, hiç olmadıkları bir bedende olmak, hayal ettikleri bedene kavuşmak ya da kavuşamayacağını düşünmek ya da istediği besini tüketememek. Yani bu hastalar bir oturuşta neler tüketebiliyordu. Şu an bir yumurta yediklerinde karın ağrısı yaşıyorlar. Ya yani aslında onları anlayabilmek de gerekiyor. Şu an istese de hasta oturup bir hamburger menü tüketemiyor. Ve bundan keyif alan bir hastanın şu an bunu istese de yapamıyor olması onu gerçekten psikolojik olarak çok etkiliyor. Bu konuda da hastaya yine destek olmak gerekiyor ya da yönlendirmek lazım. Laktoz intoleransı ameliyat öncesi hiçbir laktoz problemi yaşamayan ama sonrasında laktozu tüketemeyen de çok hastam oluyor. Burada bitkisel süt alternatifi kullanabilir. Laktozsuz süt kullanabilir çok çok da hani problem olmuyor ama yine de bunu çok sık gördüğüm için buraya yazmak istedim. Protein malnutrisyonu dediğim gibi kilo kaybeden ama hiç sağlıklı kilo kaybetmeyen de çok hastam oluyor. Bunları da mutlaka takibi yapılmalı bir diyetisyen tarafından. Vitamin mineral eksikliği e, yine yeterli vitamin mineral almayan ya da kan tahlili yaptırmayan hastaların bir anda B12'sinin demirinin çok çok düştüğünü görüyoruz. O yüzden de böyle hani hemoglobini vesaire çok düşen hastalar oluyor. Bunların vaka takibinin yapılması lazım. Ee, örnek vaka çözümünde yapıp sonlandıracağım. Umarım bir 10 dakika içerisinde bir, bir saati açtık sanırım ama hızlanıyorum biraz. Ee, bu da e, kadın bir hasta. Yaşı 30, kilosu 156. Bu arada hep 156, 160, 170 kilo hastalar ameliyat oluyor. Hayır, Beden kitle indeksi 55 bir hasta bu. Yani 80 de görebiliyorum. 240 kilo hasta da görebiliyorum ama şu an yani 100 kilo, 80 kilo, 90 kilo hastalarında ameliyat olduğunu görüyoruz özellikle pratikte. Yani her zaman 40 BMI'nin üzeri hasta olmuyor. Ben buraya sadece kilo kaybını görebilelim diye daha yüksek BMI bir hastamı seçtim. Ameliyat tarihi geçen sene Haziran ayında olmuş. IBS tanısı yani irritable bağırsak sendromu olan bir hasta. Laktoz intoleransı var. Aynı zamanda zaten ilk bir ay laktoz intoleransı olmasa dahi laktozsuz besliyoruz hastayı biliyorsunuzdur. Defalarca kez diyet denemesi, yo-yo diyet sendromu yani bir 20 kilo vermiş 30 kilo almış kendisi medikal de denemiş özellikle e, doktora gittiğinde biz Cerrahpaşa'da daha çok işte Saksen'de Orlistat gibi medikal tedaviler uyguluyorduk hastaları ilk 6 ay ve bunların başarısı olduğunda yaklaşık %10 kilo kaybı olduğunda ameliyat için hasta uygun görülüyordu. Yine bu hasta da gitmiş kliniklere obezite merkezlerine ve bu ilaçları denemiş diyetisyen denemiş fakat yine de kilo verememiş bu Sebeple cerrahi tercih etmiş. Ailede obezite yani kilo durumu, diyabet ve tansiyon gibi hastalıklar var. Hastada şu an hastalık yok fakat bu hastalıklardan da diyabet ve tansiyon gibi kaçırmak istediği için ameliyat olmak istiyor. Alkol sigara kullanmıyor. Zaten özellikle ameliyat sonrası ilk bir ay alkolde de ilk üç ay kullan kullanılmamasını istiyoruz. Hızlı yemek yeme, duygusal yeme ve gece atıştırma alışkanlığı var. Bu hastanın kilo kayıplarını yazdım buraya. Özellikle 156 kilo başladığımızı düşünürsek ilk bir ayda baktığımızda 12 kilo kadar verdiğini görüyoruz. Bu normal mi? Bu beden kitle endeksi için ben açıkçası 2-3 kilo daha fazla bekliyordum. İlk hafta zaten en fazla kilo kaybının olduğu dönemdir. Yani hem vücuttaki işte o ödemin atılması, mide hacminin alınması derken hastalar ilk hafta daha fazla kilo kaybı görüyoruz ve daha sonrasında daha az kilo kaybı olabileceğini yani haftada 1-1.5 kilo bile görebileceğimizi hastaya söylememiz lazım. Çünkü birinci haftadan sonra hasta diyor ki ben niye tekrar 6 kilo vermedim? Yani bu şekilde bir beklenti olmaması gerekiyor. O yüzden hastayı bilgilendirmek lazım. Birinci aydan sonra kilo kaybının bir tık daha yavaşladın ama yine ilk üç ay boyunca hastanın yaklaşık bir 27 kilo verdiğini görüyoruz. Bu çok çok iyi bir kilo zaten ilk üç ay için. Ama ilk 6 ayda da zaten kilo kaybının iyi olacağını söylemiştim. Bu hastada da nitekim öyle oldu. Çünkü hastamız hem diyetine uydu hem bir problemi olmadı derken buna başarılı bir hasta şeklinde yorumlayabiliriz. Yine kilo kaybının devam ettiğini ama bir tık daha yavaş şekilde ilerlediğini yani 3 ayda 13 kilo gibi yani aslında 6. aydan sonra 2-4 kilo arasının da normal olduğunu söyleyebilirim. Birinci yıldan sonra kilo kaybı bir tık daha yavaşlar ya yani iki kilo üç, üç kilolar ayda bunlar yani normal diyetle de verilebilecek seviyede kilolar bu hasta için de normaldir özellikle birinci yıldan sonra hastanın yani diyet programına birebir uyması gerektiğini ve bir egzersize desteklemesi gerektiğini hastaya söylemek gerekiyor. ama dediğim gibi eğer hasta e, kilo kaybetmeye devam etmek istiyorsa mutlaka e, diyetini uygulamalı. Bu hastada çok uzun süre konsipasyon problemi yaşadık. Dediğim gibi İBS hastasıydı ve e, probiyotik desteği kullanmasına rağmen uzun yıllar kullandığı için vücudunun e, cevap vermesi çok çok rahat olmuyordu. Zaten tüp mide ameliyatlarını çok fazla görüyoruz. Özellikle yeterli sıvı alamadığı için hasta. Aynı zamanda ilk e, dönemde biliyorsunuz sebze çiğ sebze tüketmiyoruz ya da meyvenin porsiyonunda sınırlı yüksek karbonhidrat almanız için vesaire. O yüzden bu hastalarda özellikle bu hastamda çok fazla kabızlık durumu yaşadım bir haftayı geçen seviyelerde. Burada hastanın posa alımını, yeterli su ve sıvı alımını, hareket durumunu, yürüyüşleri yapmak da inanın çok etkiliyor konstipasyon için. Probiyotik takviyesi ne alıyor ya da prebiyotik ne beslenebilir? laksatif kullanmalı mı? vücudu buna alışır mı? Yine doktoruna danışarak. Aynı zamanda da beslenme önerileri işte neler dikkat etmeli? Bu hastamız mesela normalde birinci ayda kafeine başlatırken bu hasta yeterli sıvı alamadığı için kafeinden 2-3 ay kadar uzak durmuştuk. Zaten çok kahve tüketen bir hasta değildi. Ya da işte hangi besinin kabızlık yapabileceğini vesaire bu bilgiyi de hastamıza vermeniz gerekiyor. 4 step için beslenme programı koydum buraya ama ben sadece stepler için değil hastayı haftalık takip bir yeri beslenme programları oluşturuyorum ama burada her hafta yazmam mümkün olmadığı için stepleri yazdım. Step 1 hastane diyetidir zaten. Çok beslenme anlatmayacağım dedim ama yine anlatıyorum. Berrak sıvı diyeti. Yani bu hastanedeyken hastanın iki gün boyunca tükettikleridir aslında. Bir bitki çayı olabilir. Bu bitki çaylarının oda sıcaklığında olması çok çok önemli. Aynı zamanda kafein içeren ya da hasarı rahatlayacak bitki çayı değil de... ...işte ıhlamur, elma çayı, papatya çayı gibi bitki çayları... ...hasta tüketebilir hastanedeyken. Amacımız aslında... Ee, zaten IV olarak ya yani serum olarak sıvı almasına rağmen mide sekresyonu için ve yeterli sıvıyı almayı, yudum yudum içmeyi öğrenmesi için hastamızın burada amacımız 1-1,5 litre kadar sıvı almasını sağlamak. Yine tabii ki farklılık olsun diye öyle bir akşamı farklı yazdım ama hastanelerde et suyu, tavuk suyu veya sebze suyu öyle bir akşam yemeği olarak zaten gider. Ee, ya da hastamız şekersiz bir elma suyu meyve suları tüketebilir. Bunların sulandırılmış olması bizim için önemlidir. Yani e, bir meyve suyunu içmek yerine onun yarısına su yarısını elma koyarak sulandırabilir. Zaten 6 hafta özellikle asitli meyveler tüketmiyoruz ama elma suyu çok rahatlatıcı oluyor. Bunu kompostlu suyu şeklinde de söyleyebilirsiniz. Yani meyveleri kaynatarak yine oda sıcaklığında bekleterek yine hastanız içebilir. Buradaki amacımız ne protein almak. Ne işte vitamin, mineral almak. Buradaki asıl amacımız vücut hidrasyonu. Step 2'de e, bu aslında sıvı diyet oluyor bizim için. Burada artık protein tozlarına başlıyoruz. Ben dediğim gibi ameliyat sonrası ikinci gün, üçüncü gün e, protein tozunu e, ekibimizle birlikte başlıyoruz. Yani hem diyetisyenler olarak her cerrahımız bu şekilde onay veriyor. E, protein tozu tüketiyoruz. Burada şeklerimizin yine işte hangi... Ee, ürün olabilir ne kadar tüketebilir her hastamız bir ölçek değil bazıları iki ölçek tüketiyor işte beden kitleyin eksine göre bunun ayarlamasını yapıyoruz ee, ar öğün olarak tüketebilir kahvaltı olarak tüketebilir akşam yemeği olarak tüketebilir bizim amacımız onun gün içerisinde tüketilmesini sağlamak ee, burada süt ürünleri de buraya giriyor şekleri zaten süt ürünleriyle yapıyor bu stepte hastamız yoğurt da tüketebilir aynen step 1'de tükettiği da tüketimine devam edebilir Step 3'e yani yumuşak gıda, püre diyeti. Burada hastamızın kıymalı bir sebze yemeğini blenderdan geçirip o şekilde tüketmesi değil de... ...hastamızın iyi çiğneyerek tüketmesi bizim için daha iyi olur. İnanın ben staj yaparken de görüyordum. O kadar bulamaç kıvam şeklinde götürüyorlar ki bariyatrik cerrahi hastalarına. Hani normal bir bireyin onu hani görsel olarak keyif alıp yiyebilmesi çok çok mümkün değil. Ama hasta iyice ağzına çiğnerse zaten püre kıvamda olacağı için yutması çok çok daha rahat olur. Mesela bir yumurtayla bir peynirle yapılan bir omleti hasta 15-20 kez çiğneyerek ameliyatın 10. gününde ...ikinci haftasında çok rahat sindirebilir... ...o yüzden çok fazla her şeyi blenderize edelim... ...her şeyi pratik edelim şeklinde... ...ilerlemiyoruz biz... Ee, ...yine ara öğünlerde protein shake'e devam ediyoruz... ...bu hastalarda özellikle ilk bir ay zaten... ...protein tozu demiştim... ...yine 80 gram bir light ton balığını tüketebilir... ...yanına bir patates koyabiliriz yine kabızlığı yoksa... ...80 gram kadar... Ee, ...sebze yemekleri neler tüketebilir... ...hangi sebzelerden kaçınmalı... ...ne kadar yağ eklemeli... ...bu 80 gram hepsini tüketebilir mi ya da bir yumurta tüketmek zorunda mı? Hayır ama bunu mutlaka not etmeli ki siz bir sonraki haftayı ona göre planlayın. Ya Benim hastam 80 gram ton balığını rahat şekilde tüketiyorsa, 60 gram bir köfteyi tüketebiliyorsa ben neden bir sonraki hafta onun protein tozunu düşürmeyeyim? Yani get, yeterli proteini besinlerden alabilen bir hastada burada protein tozunu yavaş yavaş kademe, kademe azaltabilirsiniz. Step 4 aslında bu step 4 dediğim katı gıda diyet. Yani bunu hastanız ameliyat sonrası ikinci ayda, altıncı haftada, bazen üçüncü ayda bu aşamaya geçebilir. Her zaman bu yumuşak gıdada hastanızın kalmasını çok istemem. Çünkü bir tık daha sıkıcı bir program oluyor, daha kısıtlı oluyor. Step 4 bir tık daha rahat bir program. Tabii burada makarna pilava hemen başlamıyoruz ama özellikle ilk üç ay. Yine de altıncı haftadan sonra, ikinci aydan sonra hastanızın besin tolerasyonu iyiyse yavaş yavaş işte sebzeleri ekleyebilirsiniz. Ya da hastanıza işte yulafı ekleyebilirsiniz. Vesaire. O yüzden burada bir tık daha çeşitlendirebiliyoruz hastaya göre. Burada yine kilo kaybı, besin tolerasyonu hasta için uygun yani her step 4'te her hastaya aynı şeye başlatmıyoruz. Burada işte kahvaltı çeşitlendirmek için, çünkü hastamız bir aydır kahvaltıda yumurta yiyor. Ee, buraya farklı şekiller hazırlayabiliriz. Artık bir salata, balık yana vasa vermişim bu hastam için kilo kaybı iyi olduğu için. Mesela kilo kaybı iyi olmasa karbonhidratları eklemeyebilirdim akşam bir 90 gram bakın kıymalı sebzeden 60 gramdan 90 grama çıktım. Yanına bir yoğurt. İlk bir yıl zaten süt ürünlerini yarım yağlı ya da yağsız tüketmesini istiyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim şey hep böyle gram, mililitre şeklinde yazıyorum çünkü bu hastalarımız hep bu şekilde besleniyor. Bir tartısı oluyor mutfak tartısı ve her şeyi ölçerek tüketmeleri lazım. Bir diyabet hastası gibi, tip 1 diyabet hastası gibi, bir elma 100 gram da olabilir, 250 gram da olabilir. Hastamızın ne porsiyonunu, nasıl tükettiğini mutlaka bilmesi gerekiyor. Vaka bu şekildeydi. Postop ilk bir yıl yaşam tarzı değişikliği mutlaka sağlanması lazım. Yani hastamızın uyku kalitesinin oluşturulması, psikolojik durumun tanımlanması karşı dürüst olmuyor. E, mutlaka hastamızda iletişim kurarak e, tükettiği besinleri bilmeniz lazım. Çünkü bazen diyor ki ben her şeyi yapıyorum yine kilo veremiyorum. Bu noktada hastanızı doğru anamnez etmeniz lazım. Alkol Alkol gerçekten e, düşük hacimde, yüksek kaloride bir e, sıvıdır. O yüzden hastanızın ne sıklıkla, ne kadar alkol kullandığını mutlaka bilmeniz lazım. Bu alkolde kilo durmasının ya da kilo alımının sebebi olabilir. Özellikle ameliyat sonrası küçük hacimde yüksek kalorili besinler. Bazı hastalar inanın çikolata eritip yerler. Fark etmezler ve onu terör etmek de kolaydır. Bunu yani birinci haftada bile yapabilir. Mutlaka bunların takip edilmesi, işte yüksek enerjili içecekler içiliyor mu? Bunların da bakılması lazım. Sadece gıdalara odaklanılmamalı. Hastamız düzenli egzersiz yapıyor mu? Her hastamızın mutlaka egzersiz yapması lazım. Yani bu sadece diyetle olabilecek bir şey de değil. O kas kütlesinin korunması, deri sarkmasının korunması, aynı zamanda hormonal dengenin korunması için her hastamızda egzersiz yapmasını istiyoruz ve sevdiği egzersiz bulması için de gerçekten bir eğitmene yönlendirmek çok çok doğru olur. Takip kontrollerinin önemini hastaya anlatabilirsek diyetisyen ve hekimle de e, kontrollere gelmesine devam etmesi lazım. Bazı hastalar kayıp oluyor, ya ameliyat oluyor. Sonra birer içinde diyetisyenine yazıyor, ne doktoruna yazıyor. O hastaların başarılı olma ihtimali yok. Şu an... E, Makale taradığınızda gerçekten takibi yapılan hastaların kilo kaybının daha başarılı olduğunu görürsünüz. Bu benim kişisel görüşüm değil, bu bir literatür bilgisi. O yüzden mutlaka sizin hastanızı takip etmek etmeniz ve doktoruna yönlendirmeniz lazım. Son slaytıma geliyorum. Obezite estetik bir kusur değildir, metabolik bir hastalıktır. Bunun hastalık olduğu bilincine varar, varırsak, diyetisyenin önemini de bilirsek aslında hastalarımıza aktarabiliriz. E, ee, obezite cerrahisi geçirmiş bireylerde beslenme takibi ve diyetisyenin rolü büyüktür. İnanın cerrahi 30 dakikalık bir işlem, 1 saat 2 saatlik bir işlem bypass belki ama ee, sizin hastaya uyguladığınız beslenme takibi ve tedavisi gerçekten hastanızın hayatını değiştiriyor. O yüzden her diyetisyenin çok çok büyük rolü var ve bu yolda arkadaşlık ediyorsunuz. Mutlaka e, öneminizin, mesleğinizin farkında olun. E, böylelikle hastanın başarıya gittiğini de görürsünüz. Doğru planlanan bir beslenme ile ameliyat sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyon riskini en aza indirebilirsiniz ve hastanın sağlıklı kilo vermesini sağlayabilir. En önemlisi de uzun dönemde geri kilo alımını e, önleyebilirsiniz. Yani yaklaşık 3 yıldır eğitim veriyorum böyle platformlarda ve bu sunumum her eğitimde görürsünüz bu görseli. Çok çok seviyorum, öğrenciyken kaydetmiştim. Bizim amacımız hastayı before'dan after'a getirmek değil. İnanın ameliyat sonrası hastalar buna zaten geliyor. Yani kilo vermeyen hasta özellikle 3 ayda 6 ayda çok çok olmuyor. Bizim amacımız bu kısım değil. Bazen bu kısım görsel olarak paylaşırlar Instagram'da ki hiç paylaşılmamalı o ayrı konu ama ee, bu kısım Bizim için değil. Bizim amacımız hastanın burada kalabilmesini sağlamak. Her hastanın 50-60 kilo olması da değil, sağlıklı kilo aralığında kalabilmesini sağlamak ve bu hastanın tekrar bu aşamaya, bazen ilk baştan daha fazla kilolu oluyorlar çünkü, bu aşamaya gelmemesini sağlamak ya da herhangi artı eksi 5 kilo olduğunda hastaların size tekrar iletişime geçip tekrar bir danışmanlık almasını sağlamak. Bizim amacımız bu after after, yani sonrası sonrası olmamasını sağlamak. Eğer bu süreçte hastayla iletişiminiz ne kadar iyiyse, hastaya ne kadar iyi bir beslenme eğitimi veriyorsanız, hastanızın o kadar kilo yönetimini sağlamış oluyorsunuz. Dediğim gibi benim şu an gerçekten üçüncü kez ameliyat olan hastam var. Yani bu tek seferde yapılmıyor hasta diyor ki ben ameliyatla kilo veriyorum zaten kilo alsam da tekrar ameliyat olurum ikinci ameliyat oluyor geri kilo alıyor üçüncü ameliyat oluyor bu ameliyatların ne kadar riskli olduğunu zaten biliyorsunuz böyle ikinci üçüncü ameliyat olan hastalar var ben üçüncü ameliyat olan hastamı gördüğüm için bunun olabildiğini söylüyorum sadece geri kilo olum çok çok büyük bir komplikasyon bu aşamada da diyetisyenler gerçekten çok çok önemli. Bir rol oynuyor. Güzel bir sunumdu hocam. Çok doluydu. Dolu doluydu. Emeğinize sağlık. E, dinleyen arkadaşlarım kendim ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. E, yavaştan de... sorulara geçelim dilerseniz. Tabii ki. Başlıyorum. E, i̇lk sorumuza başlıyorum. Hangi kolajeni önerirsiniz denilmiş? E, Kolajen konusunda da zaten birkaç marka var Türkiye'de çoğu e, diyet istenen ve çalıştı biliyorsunuzdur. Bu sunumda özellikle hiçbir marka söylemek istemiyorum ama kolajenin içeriği çok çok önemli ne miktarda ne kadar alınması gerektiği hangi yaş grubuna ne kadar ayarlanması gerektiğini dediğim gibi özelden belki marka cevaplayabilirim ama bu sunumda çok marka konuşmayayım <laughs> Tamam teşekkürler. E, merhaba sizi uzun zamandır takdirle severek takip ediyorum. Hastalarınızın daha çok yabancı olduğunu görüyorum. Bariyatik cerrahi alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Ancak İngilizcem çok iyi değil B1 seviyesinde. İletişimde bir sıkıntı yaşıyor musunuz? İngilizcemizin ileri seviyede olması gerekiyor mu? Evet, ben şu an sağlık turizmi şirketiyle çalışıyorum. O sebeple e, hastalarım yabancı, daha çok Londra bazlı e, bir şirket olduğu için oradan geliyor hastalar. Ben kendim e, Türk hastalara dışarıdan danışmanlık veriyorum sadece. Benim İngilizcem e, aslında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum hastalarla. Belki 3 yıldır aynı şeyi anlattığım için de olabilir ama iletişime bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama sağlık turizmi hakkında konuşmam gerekirse gerçekten önü çok açık bir alan ve şu an hani 3 yıldır da çalıştığım için şunu söyleyebilirim İngilizcesi iyi olan ee, ve bu alanda ilgisi olan diyetisyen sayısı çok çok az. Eğer hani bir şey tavsiye edeceksem İngilizcenizin ilerlemesi e, benim en büyük tavsiyem olur. Çünkü benim şu an belki bu yerde olmamın sebebi de belki İngilizcedir, hastayla iletişimdir. O yüzden dediğim gibi önüm çok çok açık. Eğer İngilizceniz de iyiyse sağ turizm firmaları için gerçekten hani diyetisyen e, anlamında çok çok güzel bir alan var. Teşekkürler. E, merhaba. Kendi açımdan gönüllü staj imkanı için çok çaba sarf ediyorum ama çok fazla dönüş alamıyorum. Bu konuda tavsiye verebilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler demiş bir arkadaşımız. E, gönüllü staj aslında şöyle. Ben bazen hani hocalarım yönlendiriyor Marmara'dan vesaire bir şekilde destek olmaya çalışıyorum ama eee gönüllü stajda şu şekilde oluyor. Ben hasta ben öğrenciye yeterli Verimi sağlayamayacaksam ya da öğrenci bana yeterli verim sağlayamayacaksa, çok çok fazla hani karşılıklı bir faydamız olmayacaksa, gerçekten stajyer kabul etmek bir tık zor oluyor. Çünkü benim vaktim özellikle yüksek lisans yaptığım dönem çok çok azken. Hani sadece bir stajyere ee, makale taratmak veya hasta göstermemek değil, hasta üzerine tartışarak ilerlemek bence sizin için faydalı oluyor. Ee, beğendiğiniz bir diyetisyen ya da cerrahın e, kliniğine e, mail atabilirsiniz. Ne kadar istediğinizi anlatabilirsiniz. Biz şu an ekibimize bir stajyer aldık. O yüzden şu an için alabileceğimizi düşünmüyorum ama yine de e, ben maillerimi çok sık kontrol ediyorum. Yazan öğrenci arkadaşlarımı geri dönüş yapmaya çalışıyorum hani süre bazlı. E, dediğim gibi eğer istekli olduğunuzu, faydalı olabileceğinizi hissettirebilirseniz karşınızdakine bence e, stajyer olarak da başlayabilirsiniz. Ben de öğrenciyken bu arada çok fazla hani gönüllü staj da yaptım. Cumartesileri, pazarları gidiyordum bir kliniğe. Çok yorucu oluyor, zor oluyor. Fakat dediğim gibi sevdiğiniz bir alanda kendinizi geliştirmek de istiyorsanız bence karşınızdakine biraz ne kadar istediğinizi açıklamanız lazım. Teşekkürler hocam. E, bariyatik cerrahi alanında kendimize nasıl iş imkanı sağlayabiliriz denilmiş. Bariyatik cerrahi diyetisyenleri artık ekiplerini büyütüyor. Yani bir cerrah bir diyetisyenle çalışmıyor. O yüzden o diyetisyenle iletişime geçebilirsiniz. Ya da şu an bu ameliyatı yapan cerrahlar, gerçekten fazla cerrah var şu an İstanbul bazı konuşursam, cerrahlara bir şekilde iletişime geçip ya da cerrahların bağlı olduğu klinik veya hastanelerle iletişime geçip bu alanda iş imkanı, ee, zaten var. Ee, tavuk yedikten sonra kusuyorum diyen çok fazla bariyatik cerrahi hastası tanıdım. Bunun nedeni hakkında bir fikriniz var mı? Ya da bununla ilgili denk geldiğiniz bir makale oldu mu? Ee, evet bununla ilgili çok fazla beyaz et, kırmızı et konusunda. Belki balık bir tık daha ya da hindi eti bir tık daha sindirimi kolay bir ettir. Mesela kırmızı et bir tık yağlı olduğu için de zordur ama tavukta da çok çok sıkıntı yaşıyoruz. Burada hastanızın tavuğu ne kadar tüketiyor? Tavuğun hangi parçasını tüketiyor ve nasıl pişiriyor? Bunu bilmek lazım. Yani hasta tavuk yiyorum, kusuyorum değil size işte 30 gram tavuk göğsünü didikleyip yedim. İşte 15-20 kez çiğnedim. Şu kadarını tüketebildim gibi geri dönüşler yapmasını sağlarsanız aslında problemin nerede olduğunu anlayabilirsiniz. İşte tavuğun derisini mi yiyor, yağlı bir şekilde mi pişiriyor. Eğer tüm bunlara rağmen hala tavuk tüketmekte de zorlanıyorsa dediğim gibi bir iki hafta elimine ederek daha sonrasında ekleyebilirsiniz. Yani protein kaynağı olan çok fazla besin var. Hastanız herhangi bir besine karşı zorlamak yerine ona belli bir süre mola verip sonrasında eklediğinizde zaten bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama evet bu konuda çok fazla e, makaleler oluyor. Böyle çok hani fazla kişide yapılan çalışmalar değil işte 30-40 kişide yapılan çalışmalar ama yine ben de arada bakıyorum. Tamam. Ee, bir genel cerrah zaten hasta çok fazla kilolu olduğu için bu hastalara protein tuz vermeye gerek görmediğini söylemişti. Biz bu durumda nasıl bir beslenme programı yapabiliriz protein tuzu kullandırılmadığı takdirde? Yani şöyle ya yani protein tozu kullanmamak sunumda da bahsettim. Tabii ki kilo kaybını hızlandırır. Mesela sıvı diyeti de bir tık uzun yapmak ister cerrahlar. Çünkü sıvı diyette tabii ki de kilo kaybı daha fazla olur. Ama dediğim gibi bizim amacımız bir aydaki hız değil. Hastanın total kilo kaybını sağlamak. O yüzden e, bu konuda bu arada cerrahların prosedürüne göre ilerlemek gerekiyor. Fakat hani cerrahın e, cerraha proteinin önemini anlatabiliriz. Ya da işte 60 gram protein hayati değerinden bahsedebiliriz. Özellikle ilk bir ay ne kadar kilolu olursa olsun aslında ne tüketiyor olursa olsun mutlaka takviye alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Hatta ben daha kilolu hastalarda protein tozunu da arttırıyorum. Öyle şekilde söyleyebilirim. Yani 45-50 bir yama üzeri hastalara yani iki ölçek kadar protein tozu desteği sağlıyorum. Dediğim gibi cerrahla birebir konuşup sebebini e öğrenebilirseniz o şekilde bir protokol uygulayabilirsiniz. Yine de cerrahınız protein tozu istemiyorum diyorsa hastanıza protein içeriği yüksek mesela proteinli sütler oluyor. işte, protein yoğurtlar oluyor. Bunlarla hastanıza protein desteği sağlayabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Peki vitamin etiketi okurken dikkat edilen noktalar ne olmalı? Nasıl yorumlanmalı? Ee, sanırım bu multivitamin değerlerinden bahsediyoruz. Burada dediğim guideline'larda ne kadar e, değeri olması gerektiği, yani günlük dozun RDA'nın yani ne kadarını karşılaması gerektiği tek tek yazıyor her vitamin için. Özellikle tüm vitaminlerin olması gerektiği, tüm minerallerin olması gerektiğini bilmek lazım. Bazı multivitaminlerde işte A vitamin dozu çok düşük oluyor ya da mesela B vitamini B1 sadece var. B2, B6 yok vesaire. Veya dozu günlük ihtiyacın %20'sini 30'unu karşılayacak şekilde. Bunların mutlaka hem değerlerine işte miligramına bakılması gerektiğini hem de hangi vitaminden ne var e değerlendirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Zaten bir multivitaminin bir mariyatrik multivitamini incelerseniz internet sitesinde ona eş olan diğer işte eczanelerde bulabileceğiniz markalarda ona benzer olan multivitaminleri de ...yorumlayabilirsiniz. Ee, peki hocam... ...bu kadar büyük bir kilo kaybından sonra... ...vücutta sarkmalar olur diye düşünüyorum. Bunun için tekrardan ameliyat gerekmez mi denilmiş? <laughs> Şöyle... ...hastalarımızın çoğu... ...zaten ikinci kez ameliyat oluyorlar. Yani aslında hasta kilosunu verdiğinde... ...özellikle 12. 18. aydan sonra... ...mutlaka bir estetik operasyon gerekiyor. Ee, bu şey olabilir... ...yani... Ee, sarkmalar için olabilir kol, bacak, karın. Ya da e, meme implantı olabilir. Yani bu vücudun neresinden ne miktarda sarktığına bağlı olarak değil ama burada estetik bir operasyonu, bir estetik cerrahı görünmek gerekiyor. Bizim burada amacımız sarkmayı önlemek için hastaya yeterli proteini sağlamak, belki kolajen desteği sağlamak ve egzersize yönlendirmek. Onun dışında bir diyetisyen olarak sizin yapabileceğiniz bir durum yok. Hasta zaten 40-50 kilo veriyorsa tabii ki de o deri sarkacak. Bizim buradaki öncelikli amacımız hedef kilonun, sağlıklı olması, sonrasında da tabii ki eğer estetik bir kusur varsa da bunun ameliyatla tekrardan bir işlem olmasıdır. Teşekkürler. Ee, peki bariyatik cerrahi sonrasında mikrobiyota nasıl etkileniyor? Bunun için hastalara önerileriniz oluyor Gerçekten özellikle son böyle 5 yıldır vesaire çok fazla mikrobiyota çalışılıyor. Çok fazla yeni makale ve çok fazla yeni yayın var. Ben de çok çok sıklıkla ve heyecanla inceliyorum bu arada. Çok, çok e, sevdiğim bir alan bağırsak ama... Ee, bu hastalarda obez olan bireylerde zaten ee, bağırsaklardaki bakterilerin çeşitliğin ve sayısının normal bireylerden çok çok daha farklı olduğunu görürsünüz. Ameliyat sonrası da sonuçta mideye bazen bağırsağa bir işlem uygulandığı için buradaki çeşitliğin de çok çok azaldığını görürsünüz. Ee, o yüzden buradaki hastalara ben her hastama ya yani özelde takip ettiğim kendi bünyemde mutlaka bir probiyotik desteği başlıyorum. Ee, yine hasta size soruyorsa marka yönlendirmesi ya da cerrahına danışması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Benim kendi düşüncem bir diyetisyen olarak aslında her bireyin günlük e, probiyotik desteği kullanabileceği aynı zamanda prebiyotik gıdalarla da bunu destekleyebileceği. Ama biliyorsunuz bir tık daha hani e, pahalı yani hani günlük olarak herkesin alabileceği bir şey değil. O hastanın daha proteinini, suyunu ayarlarken bir de probiyotik almak zorundasın bazen diyemiyorsun. O yüzden bir komplikasyon görüldüğünde yani bir kabızlık ya da işte bağırsakta şişkinlik olabilir, hazımsızlık olabilir görüldüğünde daha çok probiyotik desteği başlanıyor. E, bariyatik cerrahi de iki yıl gebelik planlanmıyor. Sonraki süreçte diyetini nasıl planlamamız gerekiyor demiş. E, bariyatik cerrahi sonrası aslında birinci yıldan sonra ya da 18. aydan sonra gebelik planlanabilir. i̇kinci yıl biraz uzun oluyor. Hatta benim gerçekten birinci yıldan önce gebe kalan sağlıklı bir şekilde ee, bebek dünyaya getiren çok fazla hastam oldu. Tabii ki önermiyoruz ve kadın doğum uzmanıyla daha sık iletişimde olmasını istiyoruz. Herhangi sağlıksal sağlık bir durum olmaması için hem anne hem bebek için. Ama birinci yıldan sonra normal bir gebelik beslenmesi tabii ki öyle çok yüksek kaloriler çıkmadan bazen 1200-1500 kaloriler kadar. Bizim buradaki amacımız hastanın yeterli proteini yeterli suyunu alabilmesini sağlamak her zaman. Çünkü bu hastanın midesi hala küçük tüp mide ameliyatından bahsediyorsak. O yüzden sizin yazdığınız o porsiyonları normal gebelere yazdığınız porsiyonları tüketemez. Yani yazmanız yeterli değil orada diyet listesine. Hastanın tüketebileceği porsiyonlara ulaşmak lazım. Zaten takviye gıdaları kadın doğum uzmanı planlıyor. Onun yönlendirmesiyle de aslında diyet istenirlerler. Eğer Hani gebelikte beslenme çalıştıysanız herhangi bir hastayla ya da danışanla, doktorla çok iletişimli olmanız gerektiğini bilirsiniz. Orada size aslında e, mesela öğrenciyken öğrendiğimiz işte kalsiyum saymak ya da işte öncesinde kullanması gereken takviyeler vesaire bunların hepsini tek başınıza yapmanız değil bir e, uzmanla birlikte planlamanız lazım. O uzman da zaten hastanın e, cerrahi hastası olduğunu bildiği için ona göre daha farklı takviyelerle tamamlayacaktır. Hiçbir sıkıntı da hani çok korkulacak bir şey de yok. Her e, cerrahi sonrası hastamız sağlıklı bir gebelik geçirebilir. Hatta bu ameliyat kartiliteyi de arttıran yani hastanın eee arttıran bir ameliyattır. İşte ameliyat sonrası gebe olabilir miyim, emzirebilir miyim gibi korkular da oluyor. Tabii ki de ya fazla kilo zaten hormonal açıdan her şekilde sıkıntı. O yüzden fazla kilo verildikten sonra, hedef kilo ulaşıldıktan sonra hasta için daha kaliteli bir hayat bekliyor diyebiliriz. Teşekkürler. Ee, hocam stajdayken bazı durumlarla karşılaştım. Mesela gördüğüm bir hasta operasyon sonrası 7-8. ayında katı gıdaya geçememiş ve hala püre tüketiyordu. Diğer bir hasta da ise ameliyat sonrası hazır bir diyet listesi verilmiş, stepler uygulanmamış ve bir yıldır çok az kilo vermiş bir şekilde gelmişti. Bu, has, bu şekilde polikliniğe gelen hastalara nasıl yaklaşmalıyız? Hastanın durumuna göre step 3 veya step 4'e dönüş yapmalı mıyız? E, açıkçası burada şunu söylemek istiyorum. İlk dönemde e, diyetisyen desteği almamış her hastanın birinci yılda, beşinci yılda hep problemleri olur. İlk dönemde nasılsa kilo veriyorum deyip diyetisyen desteği ya da işte cerrahın yönlendirmesi diyetisyeni olmadığı için bu hastalar yedinci, sekizinci ayında ya da birinci yılından sonra hep problem yaşar. Çok fazla böyle danışan takip ediyorum. Ben bu hastayla açıkçası e, gayet özellemiş çünkü öyle cevap vereyim. Bu hastayla ben açıkçası step 2'den başlarım. Yani sıvı diyetle başlarım bu hastamı. Yani belki bir hafta 6 gün, 7 gün sıvı diyet beslerim. Daha sonrasında yavaşça yumuşak gıdaya sonra katı gıdaya geçiririm. Çünkü bir anda ben e, katı gıda diyeti de yazamam tolere edemediği için. Yavaş yavaş belki desteklerle, protein destekleriyle tabii ki sıvı o şekilde ilerlerim. Yani aslında yeni ameliyat olmuş gibi tabii ki porsiyonlarını daha da arttırarak ve kalorisini arttırarak biliyorsunuz birinci yıldan sonra bir tık daha kalori açıyoruz. 1200'e kadar çıkabiliyoruz. Yine kilo kaybına göre bireysel bir program takip ederek bu hastayı özellikle e, beslen protokolüne o şekilde yaklaşırım. Teşekkürler hocam. Ee, bir sorumuz daha var. Yulaf, patates, vası haricinde neler verebiliriz? Makarna ve benzeri şeyleri ne zaman başlamak gerekir hocam dedirmiş. Ee, şöyle bunlar sağlıklı karbonhidrat grubudur. Ya Patatesi zaten gördünüz. 10. günde ben yumuşak gıdaya başlattığımda bir pat haşlanmış patatesi tüketebilir aslında. Daha çok işte yulaf, vasa bunların karbonhidrat değeri yani sağlıklı karbonhidrat grubu ama eğer kilo kaybı iyi iyiyse ikinci ayda hastalarıma başlatıyorum. Ama işte makarna, pilav, hamburger, ekmek gibi karbonhidrat kaynaklarının yani hastanın e, ilk üç ayda çok çok özellikle şeker, şekerli gıdalar işte hamur işi ilk üç ay tüketmesini istemiyoruz. Hastalarımız tüketiyor mu? Tüketiyor. Tüketince bir şey oluyor. Bazen olmuyor. Bazen kilo kaybı duruyor. Ama özellikle ilk üç ayda çok fazla bu karbonhidrat gruplarını eklemiyoruz. Bir erkek hastadır, kilo harbi çok iyidir. İkinci ayda da ben başlayabilirim. Hasta çok istiyordur. Bunun porsiyonuna, gramajına, sıklığına dikkat ederek sizin karar vermeniz lazım. Bu hastanın e, diyet geçmişini bilmiyorum, kaç kilo verdik, ne kadar sürede bilmiyorum. O yüzden direkt cevaplamıyorum ama genel olarak üçüncü aydan sonra makarna, pilav, ekmek gibi gruplara başladığımı söyleyebilirim genel olarak. Teşekkürler hocam. Ee, peki vegan hastalarda postopta proteini sadece protein tozundan mı sağlayabiliyoruz? Başka opsiyonlarımız var mı denilmiş? Ee, aynı zamanda yine benzer bir soru. Vegan bireylerde protein kaynağı olarak ne kullanabiliriz denilmiş? Ee, vegan bireyler aslında çok çok yaygın. Gerçekten şu an hani normal kilo yönetim danışanları bakan e, meslektaşlarım da varsa vegan protein kaynakları da çok çok fazla. Yani evet sindirilebilirliği hayvansal gıda kadar değil ama rakam olarak baktığınızda aslında 60 gramı 70 gramı ayarlayabileceğiniz seviyede. Yine bu hastaların sıvı döneminde protein tozu kullanıyoruz. Her hasta gibi katı gıda tüketmeyen. protein tozları dediğim gibi bezelye proteini olabilir, soya proteini, proteini olabilir. Zaten vegan protein tozları da var Türkiye'de yurt dışında. Hastalara bunları sağlıyoruz. Yumuşak gıdaya geçtiğinde de hastaya hangi besinde ne kadar protein var ya da proteinin Biyo yararlılığını nasıl arttırabiliriz? Hastaya bunu anlatmak lazım. Zaten vegan protein kaynaklarını Hepimiz biliyoruz işte bezelyede, mantarda ya da işte tofuda bu tarz bitkisel besinler... ...ya da soyun sütü mesela bunu da aslında tüketebilir... O yüzden hastada işte ne kadar tüketirse 60 gramı tamamlayabilir. Bunu konuştuğumuzda sonrası sıkıntı olmuyor. Benim vegan çok fazla mide hastam oldu. Herhangi bir sağlık problemi olmadı. O hastaya zorla da süt içeceksin, zorla yumurta yiyeceksin. Yumurta kadar iyi proteinle bir şey yok diyemeyiz. O hastanın yaşam tarzı, o veganlık aslında bir beslenme tarzı değil, yaşam tarzı şeklinde düşünürsek e, daha sağlıklı yaklaşabiliriz. Yani zorla whey proteini vermek hastaya doğru olmaz. Evet, whey proteini verirsek sinirlebilirliği daha çünkü vücudumuz hayvansal protein daha yatkın ama o hasta o şekilde tüketmediği için zorla bunu tüketeceksin şeklinde vermememiz lazım. Hiçbir hastama hiçbir besin için zorlamıyorum. Zaten kilo yönetiminde de şöyledir. Yani hasta tüketemiyorsa, keyif almıyorsa herhangi bir besini yazmanın hiçbir anlamı yok. Ya yani beslenme programının sürdürülebilir olması da budur aslında. Karşınızdaki bireyin e, mutlu olması ve keyif alması benim için ya yani mesleki olarak en önemlisi. O yüzden siz de böyle yaklaşırsanız aslında hastanızla iletişiminiz de çok çok daha güçlenir. Ee, çok doğru diyorsunuz hocam. Son iki sorumuz gelmiş. Onları da sorayım. Ee, bir de sorumuz var. Öncelikle e, 32 yaşında kadın hasta 5 yıl önce e, bire 155 kilo ile operasyona geliyor. E, i̇lk iki yılda 85 kiloda kilo vermesi duruyor. Ardından estetik ameliyatları yapıldıktan sonra 78 kiloda takılı kalıyor. İlk iki yıl çok kötü beslenmiş. Kas kaybı yaşamış. Mikrostik anemisi var ve demirliği sürekli düşük. Tıp ve yumurtayı asla yemiyor. Şimdi gebe kalmak istedi ve gebelik öncesi danışmanlık almak istediğini söylüyor. Size böyle bir vaka gelseydi yaklaşımınız nasıl olurdu? Ee, öncelikle zaten demir düşük olduğu için bunu besinlerle yükseltebileceğimizi hiç düşünmeyelim. Laka bir takviye alması lazım. Bunun dozu içinde doktoruna danışması lazım. Benim kendi önerim 3 ayda bir de laka demir, demir dışında ferritin kontrolünde yapılması lazım. Onun dışında yani tavuk yumurtayı yemeyebilir, Herhangi bir Hayvansal besin de tüketmeyebilir ama bireysel bir şekilde bu hasta takip edildiğinde mutlaka hani hedef kiloya da ulaşılır, gebelik istiyorsa ona uygun beslenme de yapılır. Yani burada çok çok böyle ciddi bir vaka şeklinde düşünmemek lazım. Evet, mide hastası olduğu için bu hastaya bir tık daha farklı yaklaşmamız gerekiyor. Normal kilo yönetim gibi değil ama burada aslında e, yani hedef kilosunu vesaire de yazmamış ama işte atıyorum 3 ayda, 6 ayda ya da 7 ayda bu kiloya ulaşabiliriz. Daha sonrasında bu şekilde ilerleyebiliriz. Gebelik sonrasında şunlara dikkat etmeliyiz ya da ilk 3 ayda şu kadar kilo almamız sağlıklı. İşte 9. aya kadar şu kilo aralığını geçmeyelim şeklinde ilerleyerek bu hastayı yönetebiliriz. Teşekkürler hocam. Son sorumuzu soruyorum. 6 yıl önce tüp mide ameliyatı olmuş hasta verdiği kilonun %30'unu geri almış. Normal diyetle zayıflamaya gelirse ona nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Kaç kaloriye çıkabiliriz? 6 yıl önce normalde bu hasta tabii ki de e, kilo yönetim yani yavaş yavaş kalori düşerek ilerlememiz lazım. Maalesef mesela benim bazalımı hesapladığınızda belki 2000-2500 kaloriyle başlayabiliyorsunuz e, diyete sonra kademeli işte 100-200 kalori düşerek ilerleyebiliyorsunuz ama bu hasta 6 yıl önce de ameliyat olsa 1 yıl önce de ameliyat olsa maalesef 2000-2500'a kadar çıkamıyoruz. O yüzden hastada bence önce bir besin tüketim kaydı alalım. Neyden ne kadar tüketiyor, kaç kalori alıyor veya vücudu neye cevap veriyor. Bunu öğrenmek lazım. Zaten herkes bir anamnez ilk görüşmesi bir saate yakın sürüyordur diye düşünüyorum. Daha sonra hastanın tolerasyonuna göre bir kaloriden başlayıp şu an boyunu, kilosunu vesaire bilmiyorum ama atıyorum 1500 kaloriden 1600 kaloriden başlayıp yavaş yavaş kalori düşerek yine bu kilonun verilmesi sağlanabilir. Ee, maksimum kaç kalori olabilir? Şimdi bu hasta yani günde 500 kalori egzersize yakıyorsa bunu da ekleyebiliriz egzersiz günlerinde. Böyle hani direkt bir rakam veremiyorum çünkü vakayla ilgili herhangi bir bilgi sahibi de değilim. %30'un geri alması hem için çok yeterli bir kavram değil ama dediğim gibi herhangi bir sıvı diyete, püre diyete gerek yok. Normal kilo yönetimi danışanı gibi düşünebiliriz. Sadece normal bir yetişkin bazında düşünmeyip bu hastanın çünkü hala midesine kadar genişlemiş olsa da sizin kadar ya da benim kadar tek oturuşta tüketemiyordur büyük ihtimalle. Yine bunları inceleyerek hastanın besin tüketim kaydına bakarak kilo yönetimi sağlanabilir. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha gelmiş onu da sormak istiyorum. 18 yaşında balon taktırmak isteyen hastada operasyon öncesi ve sonrası süreç nasıl olmalı? Evet balon hastalarında ee, çok fazla işte gıda takviyesi kullanmıyoruz, öncesi diyet yapmıyoruz ya da sonrasında sıvı diyetimiz ya da katı gıdaya geçişimiz o kadar cerrahi kadar uzun sürmüyor. Bazen 2-3 gün sıvı diyet ya da bir hafta sıvı diyet, sonra katıya geçebiliyoruz. O yüzden e, operasyon öncesinde özellikle yani bir gün önce yemek son akşam yemeğini yemesi balon hastaları için yeterli oluyor, preop bir diyet. Ben hiç balon hastalığıma vermiyorum. Zaten cerrahlar da o şekilde ilerlemiyor. Sonrasında da yine cerrahi gibi sıvı diyet, yumuşak gıda, katı diyet şeklinde ilerleyebiliriz. Ama Yani operasyon olduğundan bir saat sonra bile sıvı içmeye başlayabilir hatta hasta. İstiyorsa gıda takviyesine, protein tozuna, multivitamine de başlayabilir. Ama dediğim gibi hasta yeterli tüketebiliyorsa veya bir eksikliği yoksa takviyede vermediğimiz durumlar oluyor. Dediğim gibi süreç sıvı, yumuşak gıda katı şeklinde yavaş yavaş kademeli ile ilerliyor ama süreler cerrahi kadar uzun olmuyor. Peki hocam balon operasyonda herhangi bir komplikasyon oluyor mu? Ee, Balonda tabii ki olabilir. Yani özellikle balon hastalarını, ya midenize yabancı bir cisim girdiğini düşünün. Mide tabii ki onu reddediyor. Yani özellikle ilk haftalarda bulantı, kusma. Ya benim çok fazla balon taktırıp içerisinde vazgeçip çıkarttıran danışanım oluyor. Yani bu şekilde de olabiliyor. Ya da iki gün sonra. Ben bu şekilde hani hissetmek istemiyorum deyip çıkaran hastalarda oluyor. Ya da işte balon midesinde zarar gören, patlayan işte asli içecekler içen, midesine zarar veren ya da baskı uygulayan ve bu tarz problemler yaşayan bireyler oluyor. O yüzden e, balon gerçekten hani kişinin e, yani biz ilk başta ben hep söylüyorum yani bulantı kusmanız olacak. İnanın e, bir tüm mideden daha fazla oluyor. Çünkü dediğim gibi o ya bazen balonu çok şişiriliyor ya da daha az oluyor. Bunlar bile önemli oluyor. Kaç cc olduğuna cerrah bireye göre belirliyor. Bu konuda gerçekten komplikasyonu fazla olan bir operasyon. İşte hastanızın e, ya bir anda katı da tüketmemesi lazım. Çünkü mide çok hassas oluyor. Midenin hem hacmi küçük hem yabancı bir cisim var hem yeteri kadar yeri yok. Ee, kusmaların artması midenin yaralarının e, iyileşmesinin gecikmesi anlamına da geliyor. Yeterli sıvı alamayan hasta direkt de olup ertesi gün hastaneye gelip tekrar serum takılabiliyor gibi. O yüzden balon hastaların ilk günleri daha sıkı takip etmek lazım diyetisyen olarak. Hocam her şey çok güzeldi. Anlattığınız her bilgi bizim için çok kıymetli. E, Duygu Hocam tekrardan çok teşekkür ederiz. E, biraz da topluluğumuzdan bahsetmek istiyorum. Mesleğimizde kendimizi geliştirmemiz ve mesleğimizi daha iyi yerlere taşıyabilmemiz adına birbirimize destek çıkabilmemiz oldukça kıymetli. Bizler de bu amaç doğrultusunda kurulmuş beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için gönüllü bir topluluğuz. Genel ve interaktif olmak üzere iki çeşit etkinliğimiz mevcut. Genel etkinliklerimiz, çarşamba ve pazar günleri kıymetli hocalarımızın katıldığı etkinliklerimizdir. İnteraktif eğitimlerimizden de biraz bahsetmek istiyorum. Online araştırma ve sunum etkinliği, vaka çözümü etkinliği, ilaç-saplement etkinliği ve literatür tarama etkinliği gibi etkinliklerimiz mevcuttur. Sizlerin desteği, bizlerin motive olması ve daha fazla büyüyebilmemiz adına oldukça kıymetli. Bu yüzden bizi Telegram grubumuzdan... YouTube sayfamızdan Spotify sayfamızdan web sitemizden Twitter'ımızdan Instagram'ımızdan ve geri kalan sosyal medyalarımızdan takip edebilirsiniz.